Tarafsız, güncel, güvenilir haberin adresi Bayburt Haber'den herkese hayırlı akşamlar. Kıymetli izleyenler, değerli dinleyiciler, bugün gündem özel programımızın konuğu Bayburt Deva Partisi Belediye Başkan Adayı Can Kurban Arslan stüdyomuzda bizlerle beraber. Dün Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Orhan Ateş'i almıştık. Yine gündem özel programlarımız yarın itibariyle de devam edecek. Bugün Avukat Can Kurban Arslan'ı Bayburt'a yapacağı projeler, belediye başkanı seçilmesi halinde ne gibi projeler bizleri bekliyor? Bayburtlu hemşehrilerini, Bayburtlu halkımızı neler bekliyor? Bunlarla istişare edeceğiz. Sizler de bu konuyla alakalı sormak istediğiniz sorularınızı bizlere yine sosyal mecralardan ulaştırabileceğiniz gibi yine unefm.com.tr adresinden de bizlere istek hattından mesajlarınızı göndermekte özgür olacaksınız. O yüzden bugünkü programa katılımlarınızı bilahare bekliyorum. Ben şöyle size dönmek istiyorum artık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Talat Bey. Sayın Arslan, öncelikle sizi bir tanıyalım. Biz biliyoruz, tanıyoruz. Ancak ekranları başında, radyosunun başında bizleri dinleyen, izleyen takipçilerimiz belki sizleri ilk defa görüyordur ki sanmıyorum ama yine de sizleri tanımayan takipçilerimiz için öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Ama. Evet. Öncelikli olarak teşekkür ederim. Böyle. Ben Avukat Can Kurban Arslan. Bayburt'ta Asya'nın Aydıntepe. Bayburt'ta Aralık Deva Partimizin Bayburt ilendirildi. O tarihten Deva Parti siyasi neler yapacağımızla alakalı teşkilatlama çalışmasını yaptık. Levhamızı Bayburt'a astık elhamdülillah. Ve bugün çok şükür Deva Partimizin Bayburt Belediye Başkan adayı olarak hemşerilerimizin karşısındayız. Her gün, her geçen gün hemşerilerimizle kucaklaşıyoruz. Onların samimiyetiyle hemhal oluyoruz. Evet. Seçime çok kısa bir zaman kalmış olduğu şu süreç içerisinde de kurum ziyaretlerimizi, esnaf ziyaretlerimizi, hemşerilerimizin neredeyse onlara ulaşıp onların dertlerini dinleyip devamımızı anlatmak gibi bir gayretin içerisindeyiz. Elbette ki bu konuda yanımızda olan kıymetli teşkilat üyesi arkadaşlarımızla, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla ve teşkilatımızın görünmeyen simalarının bize verdiği güç ve destekle birlikte bugün Bayburt Belediye Başkan adaylığımızı koyduk ve burada belediye başkanlığına talip olduğumuzu da bütün hemşerilerimize buradan tekraren ifade edelim. Hoş geldiniz demek istiyorum ben öncelikle. Sanırım bildiğim kadarıyla en genç belediye başkan adayı Bayburt'ta şimdiye kadar adaylığını koymuş en genç belediye başkan adayı siz olabilir misiniz? Her çıkan ben gencim diyor ama en genci benim. Evet. Çok net söyleyeyim. Yani hani tarih açısından baktığımızda evet. En genç siz görünüyorsunuz. Tabii bu gençlik... Yakışıklılık açısından da en genç benim gözükmem lazım. Ondan şüphemiz yok, şüphesiz. Eyvallah. Tabii ki bu gençliğin vermiş olduğu bir enerji patlamasıyla birçok etkinliğe katılıyor olmanız gerekiyor. Evet. Haliyle insanların sizden beklentisi bu yönde olmalı evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Teşkilat çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şimdi şöyle ifade edeyim. 2020 yılından itibaren Bayburt'ta biz teşkilatlanma çalışmalarını yapıyoruz. Teşkilatlanma çalışmalarımız kapsamında Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamak üzereyiz diyelim. Demirözü'nde ilçe başkanımızı ve onun yönetimini oluşturmuştuk. Fakat ilçe başkanımız geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle vefat ettikten sonra şu an o koltuk boşaldı. Seçimlerden sonra yeniden orada da bir teşkilatlanma çalışmasına gideceğiz. Biliyorsunuz ki Türkiye'de Bayburt ilinde muhalefette
siyaset yapabilmek gerçek manada çok zor bir iş. Biz şu an itibariyle Bayburt'ta elbette ki teşkilatlanma çalışmalarımızı 2020 yılından itibaren bugüne gelinen süreç içerisinde yürütüyoruz. Fakat çekmiş olduğumuz birçok sıkıntı var. Bayburt ilinin küçük olması, özellikle ikili ilişkilerin burada çok etki ediyor olması ve insanların siyasetten korkuyor olması ve siyasetten korkutuluyor olması neticesinde teşkilatlanma çalışmalarımız yer yer aksayarak, yer yer hızlanarak devam ediyor. Fakat şunu ifade etmek lazım. Her geçen gün Evet. memleketimizin Deva Partisi'ne olan ihtiyacını, Ali Babacan'a olan ihtiyacını daha net bir şekilde görür bir noktaya gelmiş durumdayız. Çünkü Deva Partisi ortaya çıkmış olduğu ilk günden itibaren daha eşitlikçi, daha özgür, daha çoğulcu, daha demokrasiyi talep eden bir siyaset anlayışını savunuyor. Elbette ki seçimler yapıldı. Geçen seçimlerde Deva Partisi'nin biliyorsunuz teraziye çıkma imkanı olmadı. Deva Partisi'nin bu seçim ilk seçimi olacak. Dolayısıyla bu noktada bizler de Deva Partisi'nin var gücümüzde, partimizin programını ve az önce anlatmış olduğumuz ilkeler ve değerler çerçevesindeki siyaset anlayışını vatandaşımıza, hemşerimize her fırsatta anlatmaya gayret ediyoruz. Az önce ifade ettim. Geçen seçimlerde seçimlere girmemiş olduğumuzdan dolayı henüz daha memleketimiz bizi tartmadı. Fakat tarttığı zaman inanın Ali Babacan'ın bu memleketin yarınlarına açılan kapısı olduğunu Allah'ın izniyle bu seçimlerde göreceğiz. Çünkü geçen seçimlerden bugüne geldiğimiz süreç içerisinde Deva Partisi olarak ne olacak dediysek üzülerek ifade ediyorum ki bugün oldu. Genel seçimlerden önce bakın biz dedik ki faizleri bunlar yükseltecekler. Bakın genel seçimlerden önce %8'lerdeyken faiz bugün %50'lere dayandı. Genel seçimlerden önce 18 lirayken mazot bugün 50'lere dayandı. Yarın 100 lira olmayacağının garantisini hiç kimse veremiyor. Genel seçimleri öncesinde iktidar bu memlekette çıktı söz verdi. Ne dedi? Biz kamuda işe alımlarda mülakatı bitireceğiz dediler. Geldiğimiz süreç içerisinde verilen sözler yine unutuldu. Biz şimdi tekraren ve tekraren ifade ediyoruz. Eğer ki mevcut iktidar ve onun ortakları bu seçimden güçlenerek çıkarsa yarın ülkemiz daha kötü günlere düçar olacak. Daha karanlık günler bizleri bekleyecek. Ama şunu ifade etmek lazım. Ali Babacan gibi bir lider, toplu iğnesi ucu kadar toz kondurulamayacak kadar dürüst, ilkeli, namuslu insanların yanında duran bir teşkilat, bu memleketin haysiyetli, vicdanlı, onurlu insanları için çalışan bir teşkilat, emin olun ki bu memleketi düzlüğe çıkartabilecek tek irade olacaktır. Bu bağlamda 27 Mart 2024 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan da şehrimize teşrif edecek. Buradan ben bütün vatandaşlarıma bu hususu da ilanen duyurmak istiyorum. Evet. Memleketimizin gerçek manada 13 yıllık bir süre zarfı içerisinde bakanlık yapmış. Cumhuriyet tarihinin zannediyorum ki en uzun süre bakanlık yapmış olan bir lideri, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, 13 yıllık bakanlık dönemi içerisinde, Talat Bey inanır mısınız? Toplu iğnesi ucu kadar kir konduramıyorlar. Konduramadıkları için de Ali Babacan'dan mevcut iktidar korkuyor. Ali Babacan'ın güçlenmesinden korkuyor. Bunun içindir ki, bakın anketler yapılıyor değil mi? Ne Deva Partisi'nin adını duyabilirsiniz, ne Can Kurban'ın ismini duyabilirsiniz. Türkiye genelinde görmezden gelerek, görünmez siyaseti oynayarak, yok sayma siyaseti oynayarak, Deva Partisi'ni yok sayarak zannediyorlar ki toplumun gönüllerinden, milletin gönlünden Deva Partisi'ni ve Ali Babacan'ın sevgisini silebilecekler. Biz onun için diyoruz ki kötü komşu adamı mal sahibi eder.
Biz her gün sahadayız. Biz her gün sahada insanların içindeyiz. Milletimizin hissiyatına tercüman olabilecek bir anlayışı tahkim edebilmek için geliyoruz. Big Board'larda bizi görmeyeceksiniz. Hayırlı cumalar mesajı adı altında fotoğraflarımızı görmeyeceksiniz. Vatandaşın gönlünde göreceksiniz bizi. Onun için ben kıymetli hemşerilerimi de 27 Mart günü Sayın Babacan'ın karşılamasına memleketimize teşrif etmesi hususunda buradan ayrıca bilgilendireyim. Çok da uzatmayayım Estağfurullah. Bugün Talat sizin Bey. Estağfurullah. konularınızı, sizin düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve projelerinizi konuşmak için burada sizi ağırlıyoruz. Bugün burada istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Çünkü bugün burada açık bir oturum yapıyoruz ve siyasetin gündemi Bayburt Haber'de dönüyor. Biz Bayburt'un yerel medyasıyız. Biz Bayburt'un en güncel, en güvenilir ve tarafsız medyası olmaya da devam edeceğiz. Biz bugün sizi aldığımız gibi yarın diğer partilerin temsilcilerini, diğer partilerin başkan adaylarını da buraya konuk edeceğiz. Burada insanlar kendilerini açıkça ve özgürce ifade edebildikleri sürece biz işimizi doğru yapmışız demektir. O yüzden bugün sizi burada susturmadan, sizin sözünüzü kesmeden ben sabırla sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi dinlemek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim. İnanıyorum ki bütün dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de bununla alakalı aynı duygu ve düşünceleri besliyorlar. Ayın 27 Mart 2024 Çarşamba günü Genel Başkan Sayın Ali Babacan'ın geleceğini söylediniz. Belki programı dahilinde bir radyo programı yapabiliriz. Bilmiyoruz tabii ki o dönemki, o günkü programı nasıl olur, nasıl biter. Onu da yine Bayburt Haber'de yine ya da Ün FM stüdyolarında yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika duygu ve Tabii düşüncelerini, tabii elbette Bayburt'la ki. alakalı fikirlerini almak isteriz. Bunu da buradan size aktarmış olalım. Çünkü biz Ali Babacan'a belki dolaylı yollardan ulaşmak zorunda kalacaktık. Ama o dolaylı yol dediğimiz kısa yol bugün stüdyomuzda burada. İnşallah bizim aracımız olursunuz. Onu Elbette ki. burada değerlendirebilirsek çok memnun Ali oluruz. Babacan bu memleketi hakikaten seven bir insan. Bakın genel seçimler, yerel seçimler. Bayburt'a bir kimse geldi mi? Bakın Ali Babacan geliyor. Anadolu coğrafyasını karış karış dolaşıyor. Vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını dinleyerek, vatandaşlarımızın yanında olarak, ne önünde ne arkasında. Biz vatandaşlarımızla yan yana omuz omuzayız. Onun için Ali Babacan elbette ki geldiği zaman elbette ki program dahilinde uygun olduğu bir müddet içerisinde öyle bir programdan da şeref duyarız tabii ki. Biz çok memnun oluruz böyle bir programdan. İnşallah. Ülke gündemini konuştuğumuza göre birazcık artık şehrimize dönebiliriz. Evet. Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum Sayın Arslan. Neden bir belediye başkanlık süreci içerisine girme ihtiyacı duydun? Yani Bayburt'ta kötü giden bir gidişat mı vardı? Kötü giden bir sistem mi vardı? Gelen yatırımlar mı? Yapılan işlemler mi kötüydü? Sizi bu yöne iten şey ne oldu? Bu çok önemli. Çünkü burada söyleyeceğiniz fikriniz, vizyonunuz daha doğrusu Evet. muhtemelen projelerinize yansımıştır. Birazdan bunların değerlendirmesini yapacağız. Şimdi tabii bu soruya benim iki başlıkta cevap vermem gerekiyor. Bir genel ülke siyasetin noktasında, bir de elbette ki yerel siyaset noktasında. Ben bu seçimlere kesinlikle sadece bir yerel seçim olarak bakmıyorum. Memleketimiz şu an itibariyle uzun zaman sonra gerçekten çok ciddi bir ekonomik krizin eşiğinde. Evet. Hukuki politikalar noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Adalet gerçek manada mülkün temeli olması gerekirken sadece adliyelerde hakimlerin arkasında yazılan bir yazı olarak kalmış durumda. Herkes önünden geçiyor ama kimse bakıp idrak edip ona göre bir karar alma, ona göre bir durum sergileme içerisine girmiyor. Dolayısıyla hukukun olmadığı, ekonominin iyi olmadığı, eğitimin her geçen gün kötüye gittiği, OECD'de ülke sıralamalarında her geçen gün geriye sarmış olduğumuz bir durumda.
sağlık yatırımlarının elbette ki bir dönem güzel işler yaptılar. Kesinlikle yapılmış olan güzel şeylere bir şey söyleme hakkımız yok. Ama gelinen son düzlükte eski günlerini aratır hale geldikleri için zaten biz Deva Partisi'ni kurduk. Şimdi bu seçimler memleketimizin bu kötü gidişine bir sarı kart gösterebilme seçimi. Eğer sarı kartım buradaysa göstereyim. Evet. Genel başkanımız da bu sarı kartı çok taşıyor. Kırmızı kartı inşallah genel seçimlere hazırlıyoruz. Biz bu seçimlerde iktidar, evet, genel seçimlerde milletimiz bir teveccüh gösterdi. Mevcut iktidara ve mevcut cumhurbaşkanımıza bir teveccühle yeniden onu cumhurbaşkanı ve partisini diğer ortaklarıyla beraber iktidarda tuttular. Buna saygımız sonsuz. Ama gelinen süreçte az önce ifade ettim ya, Evet. seçimi kazandılar ama seçimi kazanırken gerçek manada helalinden mi kazandılar sorusunu sorduğumuz zaman orası bir soru işareti. Az önce söyledim. Aldatarak kazandılar. Bu noktada biz milletimize, biz toplumumuza, ülkemize sesleniyoruz. Dün aynısını yaptılar, yarın yine aynısını yapacaklar. Onun için bu seçim öncelikli olarak, bu yerel seçimler, iktidara artık bir sarı kart gösterebilmenin seçimi olması lazım. İktidarı eğer hemşerilerimiz, milletimiz bu seçimde uyarmazsa, iktidar bu hukuk tanımazlıkla, bu hiçbir şeyi, hiçbir hususta kimseyi tanımazlıkla giderse memleketimizi daha kötü noktalara getirecek bir iradeye dönüşecek. Dolayısıyla bu seçimlerin öncelikli olarak ülke genelini ilgilendiren kısmı ile alakalı bir husus. İkinci husus, yerel seçimler, elbette ki memleketimiz yerelde birçok eksiklikleri de kendi ötesinde barındırıyor. Elbette ki yapılmış olan güzel işler oldu. Yapılmış olan güzel projeler, güzel hizmetler oldu. Fakat artık gelinmiş olan süreçte mesela ben şöyle söylüyorum. Bayburtumuzun yollarında gidemiyoruz. Bayburtumuzun bir kentleşme, gerçek manada bir şehirleşme olgusunu yaşayamıyoruz. Bayburtumuzda bakın çok net bir şey söylüyorum. 25-30 yıla yakın bir süredir yerel yönetimlerle merkezi yönetimin bu kadar organik bir ilişki içerisinde iç içe geçmiş olduğu süreç içerisinde. Bakın bir bardak temiz suyu bile bize çok görmüşler. Çoruh'a beton dökecek parayı bulmuşlar bir hiç uğruna. Akmayan şelaleyi yapacak betonu ve onun finansmanını bulmuşlar. Ama bizim doğal kaynaklarımızdan Bayburt'a bir bardak temiz suyu getirecek parayı bulamamışlar. İyi niyetli olarak mevcut belediye şu an bir adım attı. Fakat proje tamamlanmadı. Tamamlanmayan projeler üzerinden de şu an itibariyle biz şunu getirdik, bunu getirdik demeyi de ben doğru bulmuyorum. Ha evet, iyi niyetli olarak bu işe el atılmış olması baş göz üstüne. Fakat şu an itibariyle tamamlanmış bir proje değil. Bakın Çoruh'a da öyle başladılar. Ne olduğunu görüyoruz. Onun için ben bu seçimde, bu süreç içerisinde belediye başkanlığı adaylığı hususunda bu hususlar bizi buraya itti diyelim. Tabii bir de şöyle bir durum var. Biz partimizin Bayburt ilinde sancaktarlığını yapıyoruz. Yaklaşan seçimler neticesinde de bu ipi göğüsleyecek ve Deva Partimizin anlayışını, parti programını, parti düsturunu, memlekete hizmet bilincini anlatabilecek, bunu izah edebilecek hususta kendimizi bu hususta vatandaşa anlatma gayreti içerisine girmemiz gerektiğini de ifade ettik. Bir de şöyle özel bir durum var. Geçen seçimlerde ben seçimlere girememiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bundan dolayı muzdariptim. Kendime şöyle bir hedef koymuştum. 30 yaşına geldiğim zaman seçimlere gireceğim diye. Allah nasip kısmet etti. Deva Partimizden bu sene belediye başkan adaylığına da adaylığımızı koyduk. Ama tabii şöyle bir durum da var. Memleketimde ben şunu da istedim. Dürüst,
ahlaklı ve etik bir siyasetin olması gerektiğini ve bunu savunduğum için de Bayburt'ta belediye başkan adaylığına adaylığımı koydum. Dürüst olmalıyız, ahlaklı olmalıyız. Kesinlikle. Konuştuğumuz zaman, söz verdiğimiz zaman bunun arkasında duracak bir siyaset anlayışını tahkim etmeliyiz. Ben bunu Ali Babacan'da görüyorum. Ben bunu Ali Babacan'dan öğrendim. Ve Ali Babacan gibi temiz, dürüst insanların da bu yarışta hiçbir zaman yalnız bırakılmamasını gerektiğini düşündüğüm için yanındayım ve bu seçimlerde adayım. İnanıyorum ki toplumumuzda, hemşerilerimizde, milletimizde buna teveccüh gösterecektir. Yarın seçime gittikleri zaman memleketimin yarınlarını düşünerek oyunun rengini, reyinin rengini verecek olduğu zaman bunları değerlendirerek verecek. Biz hiçbir zaman hiçbir partiyi, hiçbir siyasi düşünceyi ve zihniyeti bir yerlere ulaşmak amacıyla, maksadıyla bir basamak olarak görmedik. Görenleri gördüğümüz için bu siyasette biz varız diyoruz. Niçin? Ahlaklı siyaset için. Ahlaklı, namuslu, dürüst insanların yanında insanların kümeleşebildiğini bu memlekete gösterebilmek için. Evet. Onun için adaylığımızı koyduk. Hemşerilerimizle kucaklaşmaya devam ediyoruz. İnşallah diyelim. Yani çıkmış olduğumuz yol çok gayretli, çok enerji isteyen, meşakkatli bir yol. Haliyle bu yolda biraz Allah yardımcınız olsun. Kolaya hiçbir zaman talip olmadık Talat Bey. Bugün mesela kurum ziyaretlerimizde birçok okulumuzu ziyaret ettik. Okullarımızda bizleri yetiştiren hocalarımızı ziyaret ettik. Evet. Elbette ki onlar için ayrı bir gurur, bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Niçin? Bizler Bayburt'un hamuruyla yoğrulmuş insanlarız. Evet. Bizler mayasında Bayburtluluk olan insanlarız. Şimdi hocalarıma diyorum, saçtığınız tohumlar bugün meyve verecek kıvama geldi. Evet. Siz bize bu memleketin yarınları olalım diye eğitim verdiniz, yanımızda oldunuz, yeri geldi abi oldunuz, yeri geldi kardeş oldunuz, yeri geldi candan öte ağabeylerimiz oldunuz ve şimdi o gün geldi. Biz bu memleketin yarınları için elimizi değil gövdemizi taşın altına sokacak noktaya geldik. Bakın ben şahsım 27 yaşında teşkilatımla birlikte Bayburt'ta bir siyasi partinin hem de iktidardan ayrılmış olan bir liderin partisinde, Bayburt gibi bir yerde Deva Partisi'nin defası nasıl kolay bir mesele değil Talat Bey. Neler çektiğimizi teşkilattaki arkadaşlarımız da bizler biliyoruz. Evet. Bize bir kuruş dışarıdan maddi destek gelmiyor. Hiçbir şekilde Allah nasip etmesin tabii kamunun herhangi bir kuruşunu dahi partimizde harcamıyoruz. Ne için? Memleketimizin yarınları daha aydınlık olabilsin diye. Kardeşimiz, çocuklarımız yarın daha aydınlık bir Türkiye'de, daha sıkıntısız bir Türkiye'de memleketimizin bayrağını daha da yukarılara çekebilsin diye. Ben hemşerilerimden sadece bunun anlaşılmasını, bunun algılanmasını istiyorum. Her zaman söylüyorum. Can kurbanı destekleyeceğiniz zaman, can kurbana oy vereceğiniz zaman bu bilinçle, bu şuurla oy verin. Bakın biz parti binamızın bulunduğu caddede bizi gidin herkes öfkeli. Yeri geliyor, hiçbir zaman ezirgamıyoruz. Kapımızın önünü biz temizliyoruz. Çayımızı biz koyuyoruz. Yok biz başkanız, biz şöyle aday olduk, böyle büyük adamlar olduk. Kesinlikle. Biz bu memlekete gerçek manada hizmet edebilmenin gayretkeşliğine soyunduk. Onun için hemşerilerimizin karşısına çıktık ve onların önce dualarını sonra desteklerini talep ediyoruz. İnşallah diyelim. Tabii yani yine sözlerimi tekrardan söylemek istiyorum. Çıkmış olduğunuz yol biraz meşakkatli bir yol. Haliyle bu yolda biraz fazla enerji harcayacaksınız. Memleketimize hizmet getirmek için bir ekip çalışması yapıyorsunuz. Evet. Bununla alakalı olarak ben şunları sormak istiyorum. Tabii ki 27 yaşında bu sisteme girdiğinizi söylüyorsunuz. Bugünlerde 32 yaşlarındasınız. Evet. Yaklaşık 5 yıldır
bu camianın içerisindesiniz. Deva Partisi'nin kuruluşundan bu tarafa, il başkanlığından sonra bugün belediye başkan adayı olarak halkın karşısındasınız. İnsanlar size tepki gösteriyor mu? Mesela iktidardan ayrılmış olmanın dezavantajını yaşıyor musun? Yani burada şöyle bir durum var. Şimdi evet, Ali Babacan yıllarca iktidar partisiyle aynı yolda yürüdü. Bir görüş ayrılığı diyelim. Bir görüş ayrılığından sonra yollar ayrıldı. Evet. Haliyle Ali Babacan da kendi düşüncelerini, kendi fikrini, kendi vizyonunu siyasi geçmişiyle beraber hamurunu yoğurarak Deva Partisi'ni kurdu ve bir yol arkadaşlarıyla beraber bugün hala yolunu yürümeye devam ediyor. Evet. Bugün gitmiş olduğunuz ortamlarda bu gibi problemlerle karşılaşıyor musunuz? Şunu söylüyorlar mı? Ya iktidar partisindeyken yaptıklarını biz biliyoruz. Bundan sonra ne yapabilir ki? Ya da işte iktidar partisinde çok güzel işler yaptı. Eminim çok daha güzellerini yapacaktır gibi ithamlarda bulunuyorlar mı size? Şu an çünkü siyasetin en aktif, en hızlı olduğu dönemdeyiz. Evet. Ve bunlarla karşılaşıyor musunuz? İnsanların tepkileri nelerdir? Bunları merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kıymetli Genel Başkanımız az önce ifade ettim. Cumhuriyet tarihinin en uzun bakanlık dönemini geçirmiş kıymetli şahsiyetlerden biri. Kendisinin bir sözü var. Diyor ki, elhamdülillah elimizden milyarlarca dolarlar geçti ama çok şükür ki boğazımızdan tek kuruş haram lokma geçmedi. Bir defa bu bizim için, şahsım için, teşkilatım için, Sayın Genel Başkan'ın yanında olmak için yeter bir gerekçe. Öbür hususa gelecek olursak, Ali Babacan'ın ifade etmiş olduğu şöyle bir husus daha var. Elbette ki Ali Babacan yanlışın olduğu yerde duracak ve yanlışı savunacak bir insan değil. Ali Babacan reel, rasyonel gerçeklerle hareket eden dürüst bir lider. Ali Babacan der ki, biz ayrılmadık, onlar indiler. Yani önemli bir söz. İlkelerden, değerlerden sapan Ali Babacan olmadı. Zaten ilkelerden ve değerlerden sapmış olmanın şu an itibariyle cezasını vatandaş olarak, bir siyasetçi kimliğinin ötesinde konuşuyorum. Vatandaş olarak şu an bizler çekiyoruz. Bakın bizler çekiyoruz, çok net söylüyorum. Ekmek alırken ben çekiyorum. Kahvehaneye gidip 10 lira bir çaya verirken ben çekiyorum. Kafelerde 20 lira öderken ben çekiyorum. Ben çiftçilikle de uğraşıyorum, tarım da yapıyorum. Motoruma mazot koyarken ben ödüyorum. Onun için Ali Babacan noktasında şu an itibariyle hiç kimse, hiçbir vatandaşımız şunu demedi. Ya şurada şu yanlışı yaptı da, şurada şu kadar milyar doları şöyle uhdesine geçirdi de, şurada şöyle bir ahlaksızlık yaptı da ondan dolayı Ali Babacan'ı sevmiyoruz demiyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Keşke burada duraydı diyorlar. Bu benim için çok önemli bir şey. Ali Babacan az önce laf olsun diye söylemedim. Hiç kimse Ali Babacan'a toplu iğnesi ucu kadar toz konduracak bir gerekçeyle Ali Babacan'ı sevmiyoruz demiyorlar. Ben şunu ifade edeyim. Ne yazık ki siyasi parti logolarını devletimizin en üst makamlarında bulunan insanlar bir ayrımcılık göstergesi olarak gösterirlerse ve bu tepeden başlarsa vatandaş sizi bizi çok farklı bir noktaya koyabilir. Ben bunun acısını çektim. Genel seçimlerde eve gittiğim zaman seçim çalışmalarından sonra üzülerek, hatta bazen gözümden yaşlar süzülerek müşahede ettim. Bizim gibi, az önce dediğim gibi, bu ülkenin, memleketin hamuruyla yoğrulmuş insanları ocu, şucu, bucu gibi gayri ahlaki ifadelerle elimizi sıkmadılar, köylere alma noktasında sıkıntılar çıkardılar karşımıza. Ne için? Parti logolarını ayrıştırıcı unsur olarak gösterdiler. Ama nedir biliyor musunuz? Ben AK Parti'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, Geleceğinin de, Devasının da, Saadetinin de, Demokrat Partisi'nin de
hepsinin bu memleket için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O kadar güzel ki memleket için demokrasi yelpazesinde birbirinden farklı renkler bu memleketin yarınlarını düşünerek siyaseten bir yoldalar. Kesinlikle. Böyle düşünmek lazım. Ama böyle düşünmeyip de onlar bizden ayrıldı, onlar şucu bucu gibi bir yanlış düşünceyle, yanlış bir siyasi anlayışla eğer toplumu mobilize edersek siz ocu olursunuz, ben şucu olurum. Öyle olduğu noktada da kardeşlik, birlik, beraberlik olmaz. Bakın geçtiğimiz günlerde 18 Mart'ı andık değil mi? Evet, Çanakkale Herkes Seferi'ni. Facebook'unda, sosyal medya hesaplarında Çanakkale ruhundan bahsediyordu değil mi? Evet. Bu şekilde mi Çanakkale ruhundan bahsedeceğiz? Bu şekilde mi olacak? Onun için elhamdülillah Ali Babacan'ı hiç kimse ne şahsıyla, ne karakteriyle, ne de şu işi yanlış yaptı diyerek bize tepki göstermiyor. Sadece memleketimizin siyaseten belli bir matematiği var, belli bir aritmetiği var. Siyasi sonuç, seçim sonuçlarından da zaten bunu görüyoruz. Sevgi duydukları, sempati duydukları kişilere ve partilerden ayrılmış olmasına bir gönül koyuyorlar. Biz de memleketimize, hemşerilerimize bunu anlatıyoruz. Anlattıkça da, bildikçe de, tekrar öğrendikçe ya Vali Babacan zaten bu memleketin en kıymetli değeriydi. Onun zamanında işte biliyorsunuz 6-0'ı Ali Babacan paradan attı işte. Onun zamanında Onun 200 döneminde. lirayla şu kadar bu kadar malzeme alabiliyorduk. Şimdi bir kilo peynir alamıyoruz gibi hemşerimizin ciddi anlamda bir ilgi alakası var Sayın Genel Başkanımıza. Ama sadece dediğim gibi algı operasyonlarıyla, yanlış yönlendirmelerle devletimizin en tepesinden başlayan bir ayrıştırıcı üslupla siyasi partilere bir yaklaşım olduğu için insanlarımıza, partilerimize, genel başkanımıza ve şahıslara bazen bu şekilde bir yaklaşımlar olabilir. Ama elhamdülillah biz ne genel başkanımıza, ne de Deva Partimize, ne de şahsımıza böyle ciddi manada bir karşı duruşla hiç karşılaşmadık. Bu da gerçekten bizi son derece memnun eden bir durumdur yani Talat Bey. Yani hakikaten siyasi süreçte çok renklilik her zaman biraz önce sizin söylediğinizi desteklememek elden gelir gibi değil. İyi, bu millet tek partili dönemi de görmüş. Daha sonra çok partili sisteme geçtikten sonra insanlar özgürlüklerini, fikirlerini, düşüncelerini daha rahat istedikleri gibi kendi hayat anlayışlarına göre uyan siyasi bir partiyle yola devam etme olasılığını elde bulmuş. Bugün çok renklilik olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi, en güzel taraflarından bir tanesi bu. Adalet açısından, insanların daha özgür ruhlu olabilmeleri açısından iyi. Ancak tabii ki ben de size çok katılıyorum. Ocu, bucu, şucu diyerek ayırmak, insanları ötekileştirmek de çok doğru değil. Evet, kesinlikle. Sen... Siyaseti biz sonuçta toplum için, milletimiz için yapıyoruz. Ben memleketimizde kıymetli siyasetçilerin bulunmasını çok önemsiyorum. Sonuçta her biri bu memleketin yarınları geleceği için bir gayret ortaya koyuyor. Tabii tercihi de millet ya hakem rolünde milletimiz oynuyor. Onlar ne diyorsa başımız gözümüz üstüne diyoruz. O noktada çok sesliliği kesinlikle Çok fikirlilik elbette diyelim bu ki, konuda en elbette ki, önemlisi. kesinlikle. Sayın Arslan, artık biraz da süreci şöyle değerlendirmek istiyoruz. Yola çıktınız, yol arkadaşlarınız var. Yola çıkmadan önce bir hazırlık yaptınız. Bayburt'un sorunları şunlardır. Şunları yapmamız gerekir. Şunları yaparsak Bayburtlular ve biz Bayburt'ta daha refah, daha yaşanılabilir bir ortamda yaşayabilir düşüncesiyle ve yola çıktınız ve bazı projeler elde ettiniz. Bunlarla alakalı konuşacağız. Bunlara konuşmadan önce malumunuz Ramazan ayındayız. Dün bir 15'i geleneği vardı. Bununla alakalı görüşlerinizi de kısa bir şekilde alacağım ve sorularıma geçeceğim. Dün sokaklarda çocuklar 15'i hediyeleşmesi oluyordu. Bizler de çocukluğumuzda çok kez yaptık.
Hele Ramazan geldiğinde çok mutlu olurduk. 15 olduğunda çok daha mutlu olurduk. Bu konuyla alakalı sizin kendi çocukluğunuzdan, şimdiye baktığımızda bununla alakalı bir değişiklik görüyor musunuz? Ya da bu durumu nasıl değerlendirirsin? Şöyle söyleyeyim, aynı heyecanı tekrar tekrar yaşamayı o kadar çok istiyorum ki bazı şeylerin kıymetini gerçekten vakit geçtikten sonra çok 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 daha iyi anlıyoruz. Onun için o gençleri gördüğümüz zaman özellikle benim kardeşim de çıkıyordu. Özellikle hani sınavı vardı. İşte yok annem çıksın, ders çalışsın. Ola koy ver çıksın bir daha ne zaman 15'i olacak da bak şu an ben çıkabiliyor muyum? Yok. Çıkamıyoruz. Doğru. Onun için gerçekten o Her duyguların şey her şeyin zamanında güzel. zamanında yaşanması gerekiyor. O zamanlar çok güzel, çok özel zamanlarmış. Tabii ki şöyle bir zamanda geriye doğru gittiğimiz zaman çocukluğumuzu keşke daha fazla, daha hakkını vererek yaşasaydık diye kendi kendime öyle bir serzenişte bulunuyorum. Bunlar önemli şeyler. Kültürel değerlerimizin, motiflerimizin nesilden nesile aktarılması ve aktarılıyor olduğunu görmek çok hoş şeyler. Bizler çünkü kökü mazide olan atileriz. Geçmişimizi hiçbir zaman unutmadan yarınlara bu bayrağı teslim edecek nesilleri de yetiştirmek ve bunlara da o bilinci aşılayacak bir iradeyi verebilmek noktasında da ben Bayburtlular olarak üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü videolara bakıyorum, çocukların sokaklardaki şenliğine bakıyorum. Gerçekten bunu başarabilmişiz diye düşünüyorum yani. Çok Bütün bir teşekkürler. Bayburtlu olarak yani Evet, çok memleketimiz teşekkür olarak. ediyorum. Evet, kıymetli izleyenler, değerli dinleyenler, Bayburt Haber ve Ünefem ortak yayınında bugünkü gündem özel programımızın konuğu Deva Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Avukat Can Kurban Arslan stüdyomuzda. Biraz ülke gündeminden, biraz Bayburt siyasetinden konuştuk. Bayburt'un sorunlarını artık dile getirmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Sizlerin de bu konuyla alakalı konuştuğumuz sorular ve konular da kafanızdaki soru işaretleri ve konuğumuza sormak istediğiniz soruları ya sosyal mecralarımızdan sorabileceğiniz gibi bizlere unefem.com.tr adresinden istek hattı kısmından sorularınızı yazarak gönderebilirsiniz. Sorularınız bizler için çok kıymetli. Muhtemelen sorularımız ortak olacaktır. Biz sokağa indik. Sokakta insanların problemleri nelerdir? Bunları öğrendik. Bunlarla alakalı ve bir kısım sorular hazırladık. Evet. Sorularıma şöyle başlamak istiyorum. Bayburtlusunuz, Bayburt'ta Evet. yaşıyorsunuz. Bir siyasi partiye bağlı olarak bir siyasi sürecin tam ortasındasınız. Ve artık son düzlük. Yaklaşık seçime 5 gün kaldı. 5 gün ve saatler var. Bayburt'ta olmazsa olmaz dediğiniz bir projeniz var mı? Evet. Böyle can alıcı bir soruyla başlayalım. Ardından belki proje değerlendirmesi yapacağız. Şimdi şöyle Hani şöyle söyleyeyim. diyelim, uç proje, bu bizim Kızıl Elma dediğimiz bir proje ya da bu bizim vizyon projemiz. Evet. Bu Bayburt'a yeni bir ivme kazandıracak, Bayburtluların yeni bir ivme kazanması adına yardımcı olacak bir proje dediğiniz vizyon projeniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben siyasete girmiş olduğum ilk süreç içerisinde bize genel merkezimizde kıymetli bir siyaseten büyüğüm dedi ki evladım dedi siyasete girdiniz diye insanlıktan çıkmayın. Şimdi böyle projeler açıklanırken veyahut da vaatler verilirken rahmetli büyük babam diyen yani vola 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 aha geliyorlar şeklinde bir anlayışla hiçbir zaman benim ağzımdan bir şey çıkmayacak. Ben sahaya indiğim zaman vatandaşın belediyeden veya belediye başkanlığından neler beklediğini sordum. Hiç kimse böyle aman aman çok büyük şuraya şunu dikin burada bu mutlaka olsun diye bir şey söylemedi. Vatandaşlardan duyduklarımı söyleyeyim mi size Tabii ki, Tarık Bey? buyurun. Bir, benim yolum yok kardeşim. Benim kaldırımlarım kaldırım değil. Bana insanca
sosyal belediyeciliğin hakkını verecek bir yol sunmuyorsunuz. Bakın Köstebek çukurlarından arabalarımız her gün sanayinin yoluna gidiyor. Sanayiden de hızını alamıyor. Ya Erzurum'a ya Trabzon'a gidiyor. Bakın sanayiye gidiyorsunuz. Vatandaş diyor ki kardeşim sanayinin bir gideri yok. Yağmur yağıyor, her taraf sel oluyor. Allah aşkına gelin şurada balık mı tutacaksınız, belediye olarak buraya bir gider koyun. Çıkıyorsunuz Kayışkıran sanayisine, adam diyor ki kardeşim Allah razı olsun ki siz geldiniz de bizi de burada hatırlayan birileri oldu. Niye ağabeyim, hele söyle bakalım. Yolun girişi yok, çıkışı yok. Telefon çekmiyor. Aynı şekilde altyapı sorunları orada da var. Bu tarafa geliyorsunuz. Kadınlarımız, bu memleketin kadınları sosyal alan istiyor. Gerçek manada kendi varlıklarını ispat edebilecekleri, kendi varlıklarını geliştirebilecekleri sosyal alanların çeşitlenmesini istiyor. Hangi bir tanesini yapabildik? Söylüyorum ya, yani Çoruh'a beton dökebilecek kaynağı da, enerjiyi de, vakti de, zamanı da buluyoruz. Ama burada vatandaşın en asli problemlerini çözecek bir anlayışı ortaya koyamıyoruz. Bizim böyle çok devasa, aman aman bu olmazsa olmaz diyeceğimiz tek proje, öncelikli projemiz bir, belediyede şeffaflık. Benim halkım, benim vatandaşım, benim hemşerim, belediyenin bütçesini, bu bütçenin nereye, nasıl, ne şekilde ve kim tarafından nasıl harcandığını bilecek. Bunu bilmesi noktasında şeffaf belediyeciliğin tahkim edilmesine öncelikli olarak uğraşacağız. Çünkü vatandaştan kopuk bir belediyecilik anlayışının Bayburt'a herhangi bir hizmet getirmediğini üzülerek müşahede ediyoruz. Anladım. Bütçelerin nasıl ve ne şekilde harcandığını görmediğimiz, bilmediğimiz bir ortamda şimdi bir aday çıkıyor diyor ki ben belediyeyi borçsuz teslim ettim. Öbür aday çıkıyor diyor ki ben senin borcunu ödedim. Bu neden kaynaklanıyor? Vatandaşın bu sürece dahil olamamasından kaynaklanıyor. Onun için şeffaf belediyecilik. Bu memleketin şeffaf olduğumuz zaman, bu memlekette kaynakları vatandaşla halk meclislerinde istişare ederek kullandığımız zaman bu memleketin gerçek manada birçok problemle, hani kökten her şeyini çözeriz filan dersek çok abartılı beylik laflar etmiş oluruz ama birçok önemli problemini çözmüş oluruz. Onun için öncelikle şeffaf, dürüst, ilkeli, adil bir belediyecilik. Ahbap çavuş ilişkisinin ortadan kaldırılmış olduğu bir belediyecilik. Belediye personeliyle belediye başkanlığının daha organik, daha uyumlu çalışabildiği ve belediye personeli kesinlikle ve kesinlikle daha disiplinize edilmiş, vatandaşa hizmet etmenin gerekliliğini yerine getiren bir anlayışla hareket ettiği bir belediyecilik. Onun için biz öncelikle şeffaf belediyecilik diyoruz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Kesinlikle. Evet, bu önemliydi. Şimdi artık sorularımın bir kısmına da yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi malum ülke siyasetinden konuşurken Evet. Ekonomiye değindik. Evet. Ekonomiye değinmişken biraz da Bayburt ekonomisine Evet. değinelim. Şimdi Bayburt'un ekonomik problemleriyle alakalı bir potansiyeli nasıl geliştirilebilir? Bayburt'un ekonomik potansiyelini nasıl artırabiliriz? Bunlarla alakalı bir çalışma yaptınız mı? Nasıl çözüm üreteceğiz? Şimdi şöyle ifade edelim. Bunları konuşalım biraz da. Benim genel başkanım Ali Babacan. Bir ekonomist, İbrahim Çanakçı parti bünyemizde daha önce müsteşarlık yapmış. Burak Dalgın milletvekilimiz gerçek manada bu memleketin dertleriyle dertlenmiş ve alanlarında da uzman olmuş ekonomist büyüklerimiz. Ben öncelikli olarak hemşerilerime şöyle diyeyim. Önce bir yetkiyi verin, görün etkiyi diyelim. Tabii Bayburt'ta ekonomik potansiyeli nasıl artıracağız noktasına gelince de öncelikle kalkınma faaliyetlerini destekleyip biz bunları teşvik edeceğiz. Daha sonra üretime dayalı bir istihdam modeli sağlamak zorundayız.
Nasıl olacak bu? Özellikle kadınlarımızı Bayburt'ta üretimin bir parçası haline getirmek zorundayız. Gerçek manada eğer belediyelerle, diğer valilik bünyesinde ve diğer sivil toplum örgütleriyle daha organik, daha diyaloğun üst düzeyde olduğu, küçük şehirlerin şöyle bir sıkıntısı var. Küçük şehirlerde küçük siyasi hesaplaşmalar bazı bürokratik engellere sebebiyet veriyor. Dolayısıyla burada bazı çıkmazlara girebiliyoruz yatırımlar noktasında. Az önce de ifade ettim, bu ahbap çavuş ilişkisinden sıyrılan Evet. üretime dayalı istihdam modelinde gerçek manada Bayburtumuzun ekonomisini daha kalkındıracak hamleleri yapacak bir projeyi, bir planı ortaya koyacağız. Tabii ev hanımlarına yönelik mesleki kurslar verilip bunların geri dönüşlerinde belediyeye gelir sağlayacak bazı bir takım projelerimiz var. Hanımeli Konağı projemiz var mesela. Hanımeli Konağı projemizde belediye hanım kardeşlerimizin, kadın kardeşlerimizin, ablalarımızın, annelerimizin üretime katılacağı bir planı programı ortaya koyacak. Bu şekilde muhtelif alanlarda işte el becerisi olur, muhtelif diğer alanlarda becerisi olan hanım kardeşlerimiz buralarda ürettikleri malzemeleri belediye alım garantisiyle belediyeye satacaklar. Belediye de kendi butik satış mağazalarında hem kendi yerel motiflerini pazarlama imkanı bulmuş olacak, Evet. hem kadın istihdamını artırmış olacak, hem de memleketimizin ekonomisine katkı sağlamış olacak. Ferhat Bey. Teşekkür ederiz Sayın Arslan. Sayın Başkan, peki şöyle tabii ki bu ekonomik potansiyelini bu şekilde artıracağız. Ancak Bayburt'u şu an baktığımızda Türkiye ile Bayburt'u kıyasladığımızda Evet. biraz geride kaldığımızı kabul etmek gerekir. Yani Maalesef. insanların göç verdiğini de ön planda tutarsak, Evet. Bayburt'u geleceğe taşıyacak öncelikli projeleriniz nelerdir? Şimdi şöyle ifade edelim. Bayburt'umuzda az önce ifade ettiğim bir kent görünümünün olmadığını ifade ediyoruz. Kent görünümü olmadı bir şehirleşme, modern bir şehirleşme anlayışının öncelikle tesis edilmesi gerekiyor. Biz bu konuda imar rantlarına karşı durmak zorundayız. Özellikle mesela belki şehir Saatkule Meydanı ve Şeyhayran Mahallesi, Şingah Mahallesi oralarda şu an itibariyle bu kentleşme veyahut da bu şehir görüntüsünü, modern şehir görüntüsünü oluşturma hususunda zorluklar olsa dahi bakın yeni yerleşim alanları açılan yerlerde imar verilen yerlerle alakalı bakıyorsun şimdi şurasına 3 kat imar vermişler. Hemen yanına 5 kat, öbür tarafa daha farklı bir imar uygulaması uygulamış. Şimdi bu şehirde gerçek manada çarpık kentleşmeye sebebiyet veriyor. Benim memleketimde estetik kaygıdan uzak bir şehirleşme anlayışıyla daha çok işte birileri kendilerine daha fazla rant sağlayabilmek açısından böyle durumlar içerisine giriyor. Şimdi biz diyoruz ki önceliğimiz şehir olacak. Medeniyetler şehirlerde yükselir diyoruz biz. Onun için bu medeniyet inşasında şehirlerimizi kentsel dönüşüm kapsamında yeniden imar ve ihya etmeliyiz. Yeni yerleşim yerlerinde belli bir plan ve program dahilinde hareket etmeliyiz. Bakın bizim belediyecilik anlayışımızda en büyük sıkıntılardan bir tanesi plan program yok. Yani bazı şeyleri halledebilecek bir enerji var ama bir plan, program, bir düzensizlik almış başını gidiyor. Bu neye sebebiyet veriyor? Estetiği olmayan bir şehre. Yolları işte çarpık, yolları çukurla dolu bir memlekete sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu kentsel dönüşümle alakalı bir plan, programın ortaya koyulacağı biz Bayburt'a hayal ediyoruz.
Ayrıca memleketimizde bizim şu an itibariyle daha önce yanlış yatırım hamleleri sonucunda ortaya çıkmış bazı görüntü kirlilikleri var. Az önce söyledim, akmaya şelale olarak adlandırıyor. Ben utanç duvarı olarak ifade ediyorum onu. Buraları tamam, birileri belki o dönem yaptılar, olmadı. Fakat buraların artık değerlendirilmesi lazım. Biz her gün ya orada yanlış yaptınız, orada olmadı, orada Ama işte bunlar da konuşulmadı. Yani evet. yanlış yapıldığı dönemlerde de Evet. eleştirel bir konuşma da olmadı. Yani bir de şu var. Yani yapılan yanlışı kabul etmeme olayı da var. Evet. Nasıl yapılan iyi işleri üzerimize alıyorsak Evet. biz insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Elbette ki. Bunları böyle değerlendirmek lazım. Yani bir hata yapıyorsak yapmış olduğumuz hatayı öncelikle kabul etmekle şehrimize hizmete başlamalıyız diye ben düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi ben Mesela o hataların artık da olmuş bitmiş deyip ve artık yani şöyle söyleyeyim. Ben iktidarın yerinde olsam muhalefetin elinden bu silahı alırdım. Yani nasıl alırdım? Ben orayı daha farklı, nasıl bir alan, nasıl cazip bir alan haline getirebilirim? Bunun muhasebesini, bunun düşüncesini verirdim. Şimdi oralar ne haline geldi? İşte aşkını, sevgisini, sevdasını haykıran isyankar gençlerin alan haline dönüştü. Bu aynı zamanda diğer bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. Ayrı bir görüntü kirliliği oluyor bu sefer. Zaten duvar ayrı bir kirli. Bir de adamlar oraya yazıyor, çiziyor, hakaret edecek oraya, aşkını, sevdasını oraya yazıyor. Şimdi bundan sonra bir de boya badana masrafı, bu da kimin cebine, gene bizim cebimizden çıkıyor. evet. Orayı bir belediyenin sosyal tesisi haline getirebilecek bir planı, programı uygulamak çok zor olmasa gerek diye düşünüyoruz. Hemen araya giriyorum. Sayın Başkan, bununla alakalı bir çalışma yaptınız mı? Elbette Bir ki. akmayan şelale dediniz. Bayburt'un girişinde Evet. hemen sağ tarafta kalan Bay Erdurum tarafından Evet. gelirken orada bir alan var. Evet. Şimdi burayla alakalı bir çalışma yaptınız mı? Hazır konu buraya gelmişken böyle bir gündem buraya taşıdığınıza göre Evet. burayla alakalı bir çalışma Evet. yaptınız. Merak Orayı ediyorum. şöyle belediyenin sosyal kafe tesisi olabilecek şekilde bir hatta bir mimar arkadaştan da bir görüş aldık. Olur mu, olmaz mı? Hani sonuç itibariyle buraya üstü kapalı alanlar inşa edilip bir kafe projesi yapabilir miyiz diye sorduğumuzda alanda uzman bir arkadaşımız olur, neden olmasın? Güzel inşa edildikten sonra sonuçta hem farklı bir yapı anlayışıyla orada hizmet verir, hem de artık zaten oradan ne su akacağı var, ne başka bir şey olacağı var. En azından buranın tekrardan kurtarılması ve belediyeye, kamuya gelir getirecek bir noktaya çevrilecek bir düşünceyi inşa edeceğiz inşallah. Bizim böyle bir projemiz var. Eğer vatandaşlarımız bizlere teveccüh gösterir, destek verirse inşallah artık daha Erzurum'dan gelirken, Erzurum'a giderken oraya bakıp vah beni Bayburt demeyeceğiz. En azından işleyen bir halde gördüğümüz zaman da vatandaşımız da bize dua ederse Allah razı olsun. Bir sosyal tesis Evet, yapılacağını elbette ki. söylüyorsunuz, halkımız takdir ettiği Aynen öyle. müddetçe. Ya bir de tabii bizim önemli düşüncelerimizden, projelerimizden bir tanesi de Bayburtumuzun yeşillendirilmesi. Esasen her dönemde her belediye başkanlığının, her belediye yönetiminin, siyasi partiler üstü konuşuyorum, memleketimize yeşili kazandırması lazım. Yeşili yok etmememiz lazım. Çünkü hatırlarsınız mesela Çoruh'u ne diye hatırlıyoruz? Üzerine işte ağaçların serpiştirildiği, Çoruh'un oradan böyle ince bir şekilde uzanan bir Çoruh olarak hatırlıyoruz. İşte bizim küçüklüğümüzde Cumhuriyet Caddesi'ni salkım ağaçlarının yere döküldüğü bir cadde olarak yeşil Evet. bir memleketi gerçekten güzelleştiren olgulardan bir tanesi. Bugün mesela kıymetli valimiz Ali Haydar Öner anıldığı zaman herkes Allah razı Evet, olsun diyor. vilayet Ne için? ormanını Tabii elbette ki. Yani dile onlar getiriyor. o dönemde yapmışsa ben inanıyorum ki bu dönemde çok çok daha rahat bir şey. Bu teknolojik gelişmeler karşısında çok çok rahat bir şekilde bunları inşa edebiliriz. Bayburtumuzu yeşillendirebiliriz. Yani vilayet ormanı olmuşsa onun yanına Evet. bir orman daha olur diye düşünüyoruz. Gümüşhane'ye bakıyoruz, bizden daha yeşil. Bayburtumuzu yeşille buluşturacak, kendi doğal canlıların
habitatlarına uygun bir doğal yaşam alanı oluşturma noktasında da bir projemiz var. İnşallah bu sadece bizim projemiz de olsun istemiyoruz. Yani seçim elbette ki bir yarış. Birisi kazanacak, bu biz oluruz, başka birisi olur, hiç önemli değil ama gelen yapsın. Yani Bayburt'umuzu yeşiliyle görmek istiyoruz. Çoruh'un mavisi, ağaçlarının yeşili daha güzel bir Bayburt olarak hayal ediyoruz. İnşallah Rabbim nasip eder diyelim. Yani 90'lı yıllarda Evet. çocuk olmuş herkesin Bayburt Vilayet Ormanı'nda kesinlikle birden fazla ağacı vardır. Evet. Ben de oraya okuduğum ortaokul dönemlerimde ağaç dikmek için çok gitmiştim. Evet. Bu yeşillikle alakalı bir de önceden Yeşil Bayburt gazetesi vardı. Evet. Sanırım yeşilliğin gitmesiyle beraber Beraber. Yeşil Bayburt gazetesi de Evet. Bayburt'tan gitmiş oldu. Yani biz mesela Aslan Dağı'na çıkardık. Allah sizi inandırsın, sene sonu olsun da Aslan Dağı'na çıkıp piknik yapalım derdik. Hani okulda hocalar neydi? Evet. Aslan Dağımız vardı. Evet. Şimdi Aslan Dağı'nın da daha nitelikli bir hale getirilip Bayburt'umuza kazandırılması lazım. Özellikle mesela düğün fotoğrafçılığı açısından olur, kamp alanı olması hususunda olur, paintball alanlarının inşa edilmesi, en azından memleketimizin gençlerinin Evet. enerjilerini harcayabileceği bir alan inşa edilmesi hususunda düşüncelerimiz var. Mesela memleketimiz bir kış memleketi, orada bir buz hokeyi salonunun inşa edilmesiyle olur. Tabii bungalov tesislerinin inşa edilmesiyle olur. Tabii Sayın Valimizin bu bungalovla alakalı birkaç Evet. düşüncesi vardı. Haricen şey yapıyorum. Aslında bu düşüncelerin ortaya atılması bile insanları heyecanlandırıyor. Ben yapılamayacak bir şeyler olduğunu da düşünmüyorum. Yani diyorum ya, bu memleketin kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde harcadığımız zaman memleketimizde çok güzel eserlerin de ortaya çıkacağına inanıyorum yani Talat Bey. Biraz konu konuyu açtı. Geleceğe taşıyacak Muhabbetimiz projeleri. sarıyor Talat Bey Eyvallah, vallahi. teşekkür ederiz. Yani biz bugün sizi burada yani düşüncelerinizi izleyicilerimizle, Allah razı olsun. dinleyicilerimizle de buluşturmak için davet ettik. Siz de nazik davetimizi kırmayıp geldiğiniz için 15 bir kurum kez gezdim daha bugün. Şu an sizle muhabbette bütün yorgunluğum gitti yani. güzel. Bu bizi memnun eder. Demek ki İşimizi her doğru şey yapıyoruz demek ki. hemşerilerimizin kalbine, göğnüne dokunduğumuz zaman demek ki o enerji akışı bizi de Evet. iyileştiriyor. Evet. Evet. Şimdi Sayın Başkan, konularımıza biraz önce değinmiş olduğunuz konulara Evet. hitaben geliyorum oraya. Yollarda bir problem olduğunu söylediniz. İşte gittiğimiz yerlerde altyapı problemleri var. Bunları Evet. sürekli dinliyoruz gibi ithamlarda bulundunuz. Madem şehrin bir altyapı problemi var, Evet. böyle bir sorunun olduğunu düşünüyorsunuz. Haliyle bunlarla başa çıkmak için bir strateji ve bir planlama yapmak gerekir. Evet. Önceden Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatı vardı. Maalesef şu an yok. Bununla alakalı gerçekten devletin yapmış olduğu bütün yatırımlar bir plana dahil Evet. ediliyordu. Sizin bu konuyla alakalı bilmiyorum, belki bir master planı çalışması yapılabilir. Halk takdir eder. Sizi o koltuğa layık gördükten sonra bir master planı yapılabilir ve bununla alakalı hani devlet planlama teşkilatı statüsünde Evet. bir çalışma düzeni gelebilir. Şehrin altyapı problemlerini nasıl çözebiliriz? Şimdi Bununla alakalı bir çalışma yaptınız mı? elbette ki şimdi memleketimizin her yerin, hangi vatandaşa sorarsanız sorun, az önce ifade ettim, yollarımızdan şikayetçi. Yollarımız, hatta bir vatandaşımız dedi ki bu memleketin en büyük problemi logar kapaklarıdır. Ya gerçekten adam diyor ki ya şurada logar kapağı var, anladım. Ya yanında niye var? Yani şimdi bunların mesela Avrupa'da birkaç örneği baktım. Gerçekten altyapıyı çok güzel bir şekilde vatandaşların o hak ettiği huzuru ve refahı yaşayabilecekleri bir altyapı hizmetiyle ortaya koymuşlar. Şimdi benim şu an itibariyle vatandaştan edindiğim intiba şu. Evet, yollar kötü, altyapı kötü. Bunlarla alakalı bir çalışma yapılacak. Ama can kurban, mimar değil, mühendis değil. Şimdi biz eğer yönetime gelirsek, öncelikli olarak alanında uzman yetişmiş arkadaşlarımızla
Az önce ifade ettiğim gibi halk meclislerinde bunları gündeme getireceğiz. Bizim öncelikli düşüncemiz ve anlayışımız sök yap yapmadan nasıl yapabiliriz? Ya şimdi belediye değişiyor, kaldırımlar kalkıyor, yollar kalkıyor. Vatandaş yine mağdur oluyor. Şimdi sökmeden bu problemleri nasıl aşabiliriz hususunda bir bilirkişi görüşü alacağız. Halk meclisinde vatandaşlarımızın da bu hususa ortak bir şekilde katılımlarını sağlanarak bir karar aşaması olacak ve ondan sonra işlem aşamasına geçeceğiz. Bu aşamada bizim yollardan olan problemleri sadece işte şu an seçim zamanında yapıldığı gibi işte şuraya biraz asfalt dökelim. Günü kurtarmak adına yamalı bohçaya çevrilmiş yol anlayışıyla bir problemi çözme durumumuz olmayacak. Az önce ifade ettiğim gibi alanında uzman bilir kişilerle oturacağız. Buraları yeniden imar mı edeceğiz, yeniden inşa mı edeceğiz? Yoksa onarmak suretiyle mi düzenleyeceğiz? Çünkü sonuçta aynı yerleri kaldırıp yapmak hepsi bir maliyet ve bunlar belediyenin boynuna yük olacak. Belediyenin boynuna yük olduğu zaman da tüy bitmemiş yetimin hakkı bizden sorulmuş olacak. Biz böyle bir vicdani sorumluluğun altına da girecek insanlar değiliz. Öncelikle araştıracağız, Ar-Ge'sini yapacağız, fizibilitesini ortaya koyacağız. En mantıklı şey nedir ona göre. Mesela geçen bir arkadaşımız söylüyor ya kurban olum abi Arnavut kaldırımları kaldırın. Şimdi dökülürken zaten Arnavut kaldırım döşenirken bir masraf kaldırılırken ayrı bir masraf. Evet. Yani daha verimli nasıl dönüştürebiliriz? Biz öncelikli olarak bunların araştırmasını yapacağız. Şu an itibariyle o araştırmayı tam olarak yapmadan bir şey ifade etmek de yanlış olur. Ben de o yanlışa girmem Talat Bey. Onun için inşallah hemşerilerimiz bize bu noktada destek olurlarsa biz bu kendilerini de bu sürece dahil ederek bu sorunu çözeceğiz inşallah. İnşallah diyelim. Şöyle kısa bir reklam aramız var. Tabii. Reklam arasının ardından yeniden sizler de burada olacağız. Kıymetli izleyenler, değerli dinleyenler, bugünkü gündem özel programımızın konuğu Deva Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Avukat Can Kurban Arslan stüdyomuzda kendisine yöneltmiş olduğumuz soruları bizlere cevaplıyor. Şöyle kısa bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasının ardından yeniden burada olacağız. Gene öbür götürür işi de. Gör Borsa'da vereceğim. Metememiş. Mete Başkan'ı düşünüyor şu anlık. Üç mü? İlk parti adayına Nagihan Hanım'a uygun. Yok şu an. Neden soracaksanız şimdi insanlar konuşmaktan ya çekiniyor. Yani burada kötü bir şey yok. Çekinmelerine gerek yok. Şu an buradan ben devlet büyüklerime, cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza seslenmek istiyorum. Ben Asen Ağrılıyım. Doğum abime buradayım. Buradan evliyim. Kira sıkıntınız çok. Adam rutubetli evi, kötü evi 5.000 lira, 10.000 lira diyor. Ben 17.000 lirayla İşkur'da çalışan bir vatandaşım. Gücümüz yetmiyor. Kiraları adam keyfine göre rutubetli evi 5 lira 10 lira diyor. Benim şimdi buna gücüm nasıl yetsin? Bir tane çocuğum var benim. Bu konuda çok dertliyiz. Çok şikayetçiyiz. Yani bunu Cumhurbaşkanımıza buradan bir vatandaş olarak söylemek istiyorum. Kafalarına göre kira arttırıyorlar, şey yapıyorlar, kira belirliyorlar. Ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Eğer sakıncası yoksa bilmiyorum nasıl olur. Şimdi burada bazı konularda sıkıntı çekiyoruz. Mesela ben bir doğulu olarak bazı doğudan gelen insanlarımız mesela herkesin kişiliği, karakteri ayrı. Burada gelip hatalar yapabiliyorlar veya işte farklı bir şeyler oluyor. Bunlar bazı cahil insanlarımız tarafından bize de yansıyor. Bize tepki gösteriyorlar ve bunlardan dolayı onların yanlışlarından dolayı bize ev vermek istemiyorlar, iş vermek istemiyorlar. İşte sen de doğulusun, sen de işte bir tane Ağrılı şöyle yaptı, bir tane Iğdırlı şöyle yaptı. Bu konulardan da çok şikayetçiyiz. Şikayetçiyim ben kendi şahsıma ve dediğim gibi geçim derdinden de çok şikayetçiyim. Özellikle kira. Kiralardan çok şikayetçiyim. Diğer türlü ben
Hiçbir parti, işte şu parti böyle, bu parti böyle demek istemiyorum. Sadece bunların düzeltilmesini istiyorum. Yani kira gücümüz yetmiyor, geçinemiyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu seçimde hangi partiye oy vereceksin? Kardeş, hangisi hayırlıysa onu olsun. Adaya oy vermeyi düşünüyorum. Peki hangi adayı düşünüyorsunuz? Bayburt'un abisi Hükmü abiye oy vermeyi düşünüyoruz. Bağımsız Parti adayına Nagihan Hanım'a oy vermeyi düşünüyorum. Ailecek AK Partiliyiz. Zaten kendimle yönetimdeyim. Mete Memiş'i destekliyoruz. Allah'ın izniyle kazanacağız. Bu seçimde partiye mi yoksa adaya mı oy vereceksiniz? Abi sonuna kadar AK Parti. Aday bizim için önemli değil. Reisin yolundayız. Ben adaya vereceğim. Ben de adaya. Ben de adaya vereceğim. Ben partiye. Ben de partiye vereceğim. Ben de adaya. Peki hangi aday ve hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? Ben Hükmü Pekmezci'yi düşünüyorum. Yani ben de Hükmü Pekmezci. Ben de Hükmü Pekmezci. AK Parti. AK Parti. AK Parti, Miktar Şeker. Yani mecbur kişiye göre vereceğiz. Temelimiz kazanmak. Konumuz kesinlikle makam değil, mevki değil. Konumuz hizmet. Buna inanarak, buna güvenerek bu yola çıktık. İnşallah amacımıza ulaştığımız zaman güzel bir yerlere gelmeye çalışacağız. Gökçedere AK Parti'den giren belediye başkanı var, Miktar Şeker. Temelimiz güzel günler. Gençlere yönelik yan aktiviteler yapmak, mesela diyelimlerin bir tane sosyal faaliyeti yoktu. Bizim amacımız da gençlere güzel bir yer yapmak, eğlence yapmak. Temelimiz bu günler, yani bunlar. Hangi partiyi desteklemiştiniz? AK Parti. Bu seçimde partiye mi yoksa adaya mı oy vereceksiniz? Adaya oy vereceğim. Hangi adayı düşünüyorsunuz peki? Mete Memiş'e, ona oy vereceğim. Hükmü Pekmezci'ye. Peki ne için vermek istiyorsunuz? Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Bayburt Hayvan Pazarı'na bir gün teşrif edip de lavabolarında insanların girip de elini yıkayacak suyu yoktur. Ve bütün şehirlerde bu konuda Bayburt'a alay edip dolaşıyorlar. Ben siyasi olarak konuşmuyorum, particilik de yapmıyorum. Biz hayvan pazarında yaşanan olaylardan dolayı orada lavabolarda su yok. Elimizi yıkamıyoruz. Kahvedeki rezillik, hijyen olmayan bir dönemde kendi hayvan sektöründeki insanların aşağılanmış olduğunu hissediyorum. Particilik yapsam AK Parti'den atanan tarım il müdürü, tarım ve hayvancılık il müdürü olarak Bayburt'tan bir sefer teşrif edip de hayvan pazarına gelip de insanların sıkıntısını sormadı. Biz bunu dillendirmek zorundayız. Sadece benim dillendirme olmuyor. İnşallah başkaları da bunu dillendirir. Biz insanların bizi ciddiye almasını istiyoruz. Bu seçimde partiye mi yoksa adaya mı oy vereceksiniz? Hem adaya oy vereceğiz hem de partiye inşallah. Yani şöyle, bizim memleketimizde daha çok particilik ön planda tutulduğu için tabii parti diyebiliriz ama şu anda Cumhur İttifakı Bayburt'ta yok. Bayburt'ta olmadığı için şahıslar bir adım daha önde gidiyor. O yüzden şahıs diyorum ben. Partiye oy vereceğiz. Peki hangi parti ve hangi adayı düşünüyorsunuz? Mete Bey'in bazı yarım kalmış işleri var. İnşallah o işleri tamamlayacağı için Mete Memiş'e vereceğiz. Bir 5 senesi var. Güzel bir çalışma yapmıştı Bayburt'ta. İnşallah bu projelerini devam ettirecek. Mete Memiş diyorum ben. Hükmü Pekmezci benim gözümde esnaf olarak, Bayburt taksi şoförleri olarak, yani milletin ağzını da dinlediğimize göre Hükmü Pekmezci bir adım daha önde diyebiliyoruz biz. Yani bu nedenle MHP Hükmü Pekmezci diyoruz. Hükmü Pekmezci, MHP bir adım önde. Mustafa Gürce. Bu seçimde partiye mi yoksa adaya mı oy vereceksiniz? Her zaman olduğu gibi partiye. Peki hangi partiyi düşünüyorsunuz? MHP yönündeyiz. Teşekkür ederiz. MHP'nin gelmiş geçmiş en iyi parti olduğunu kanıtlayabilirim her türlü, her konuda. Sonuna kadar da her zaman MHP. MHP'den başkası yalan. Gene Hükmü götürür işi de. Hayırlı günler diyor. Bayburt 2024 yerel seçimlerinde oyunuzu partiye mi yoksa adaya mı vereceksiniz? Bence yerel seçimlerde kesinlikle partiye değil, şehre hizmet edecek kişiye, yani şahsa verilmeli diye düşünüyorum. Peki hangi şahıs? Mete Memiş. Adaya vereceğim kardeş. Peki hangi adayı düşünüyorsunuz? Aday olarak bir bağımsız aday var, bağımsız adaya vereceğim. Bu seçim, ben oy vermeyi şahsen düşünmüyorum. Hani hiçbir partide, hiçbir adayda benim oyumu hak ettiğini düşünmüyorum şahsen. Demeyi düşünüyorum seçime. Oh,
Gene hükmü götürür işi de. Ben Bamsa'daya vereceğim. Mete memiş. Mete başkanı düşünüyor şu anlık. Hükmü. Kudüs Parti adayına Nagihan Hanım'a uyguluyor. Tarafsız, güncel, güvenilir haberin adresi Bayburt Haber'de gündem özel programı kaldığı yerden devam ediyor. Sizleri güzel bir sokak röportajı ve 15'i kültürünün eşsiz mimarıyla baş başa bıraktık. Biz de bu esnada kısa bir mola vermiş olduk. Evet, bugünkü gündem özel programımızın konuğu yeniden tekrar etmek istiyorum. Belki ekranlarını ve radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz vardır. Bununla alakalı olarak Deva Partisi Bayburt Belediye Başkan adayı Avukat Can Kurban Arslan'ı stüdyoda ağırlıyoruz. Kendisiyle ülke gündemine dair konuşmalarımızı yaptık. Bayburt'u geleceğe taşıyacak projeleri, ekonomiyle alakalı neler yapılacağını, yine bununla alakalı olarak altyapı problemlerimizi konuştuk. Kaldığımız ikinci bölümde yine projelerimiz var, sorularımız olacak. Bu konularla alakalı kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Arslan, elbette ekonomik problemleri konuştuk, yine geleceğe taşıyacak projeleri konuştuk. Altyapı ve üst yapı projelerimizi anlattık. Siz yine konunun içerisinde yeşil alanların artırılmasıyla alakalı projelerinizi, hatta yine akmayan şelale diye tabir edilen bir alanla bir sosyal tesis yapılacağıyla alakalı betimlemeleri, projelerinizi bizimle paylaştınız. Elbette bunlar çok önemli. Ancak bir noktada bazen insanlara yapılan hizmetin çok da bağlayıcı olmadığını görebiliyoruz. Bunu da sosyal belediyecilik başlığı adı altında görebiliriz sadece. Sosyal belediyecilik dediğimizde ucu bucağı olmayan, sonsuz bir deniz olan bir hizmet alanı oluşuyor. Ancak Bayburt nüfusu o açısından biraz da kısıtlı bir yer olduğu için bu konuda sizin işiniz biraz daha rahat diye düşünüyorum. Ya tabii ki bir Ankara'yla, bir İstanbul'a, bir İzmir ve Bursa'yla, büyük şehirlerle kıyasladığımızda buradaki yatırımlar insanları biraz daha rahatlatıyor. Yani vizyon açısından bakmak daha rahat. Kesinlikle. Böyle bir alanda sosyal belediyecilikle alakalı anlayışınız nedir? Bununla alakalı projeleriniz var mı? Bayburt'u ve Bayburtlu hemşehrilerimizi sosyal belediyecilik anlamında sizin halkın takdirini kazanmanız noktasında neler bekliyor? Bunlarla devam edelim. Şimdi şöyle ifade edelim. Memleketimizin gerçek manada sosyal belediyecilikle tanışabilmesi, hak etmiş olduğu refahı, mutluluğu, huzuru daha vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla bizim ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunun inkişafı için de öncelikli olarak bizim zaten nitelikli arkadaşlarımızla bu işe kollarımızı sıvayarak girmekle başlayacağız inşallah. Elbette ki az önce ifade ettim, halk meclislerini oluşturacağız. Halkımızın, vatandaşımızın fikirlerinin ve taleplerinin öncelikli olarak irdelendiği ve değerlendirildiği,
bir fizibilite çalışmasının yapılabildiği bir anlayışla hareket edeceğiz. Daha sonra memleketimizde esasen ufak ufak da olsa belli başlı bir şeyler yapmaya çalışan sivil toplum kuruluşları var. Fakat bu sivil toplum kuruluşlarının belediyelerle, valilikle ve mevcut iktidarla birbirinden çok fazla böyle ilişkili içerisinde olmamasının dezavantajlarını yaşıyoruz sanki. Bizim sahada görmüş olduğumuz şey budur. Mesela bugün birçok kurumu gezmiş olduğum takdirde bir şeyler yap. Mesela halk eğitim merkezine gittik. Gerçek manada güzel çalışmaların, özellikle kadınların orada belli başlı bir şeyler üretme gayreti içerisinde olduğunu gördük. Fakat bunların daha fazla belediyecilik anlayışıyla bütünleşerek ve desteklenerek sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında daha fazla görünür olması, desteklenmesi ve bu noktada reklamının yapılabilmesi gerektiğine biz kanaat getirdik. Bu noktada sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda adil hareket ederek memleketimizin sivil toplum kuruluşlarını da bu sürece dahil ederek hizmet anlamında bir takım vatandaşa hem ödevler yükleyeceğiz hem de biz de kendi ödevimizi yeteri kadar yapma noktasında bir irade göstereceğiz. Bu hususta yerel kültür dernekleriyle belediyeler arasında bir işbirliği, bir protokol hazırlanacak. Tabii bu kapsamda projeler belirlenecek. Evet. Özellikle mesela bizim halkımıza, vatandaşımıza sanatsal açıdan kültürel, mesela sosyal belediyeciliğin bir kanadı da nedir? İşte kültürel etkinliklerdir. Kültürel etkinlikler noktasında belediye vatandaşlarına neyin verildiği, ne gibi çalışmaların yapıldığı husustur. Bu hususta biz mesela özellikle yaz aylarında nüfusun, popülasyonun, turistik destinasyonları Bayburt'a uğrayan hemşerilerimizle turistlerin ilgisini çekebilecek bir açık hava sinemasının oluşturulması ve çünkü Bayburt'umuzda sahadan aldığımız izlenim şu ki sosyal alanların gerçek manada yetersiz kaldığını ifade ediyorlar. Sadece ve sadece belediyelerin kafe açıyor olmasının vatandaşın sosyalleşmesine bir araç olarak sunulmasına itiraz ediyor hemşerilerim. Onun için bir açık hava sinemasının özellikle yaz aylarında memleketimize bir enerji, bir dinamizm katacağını düşünmekteyiz. Öte yandan sokak tiyatroları, yani memleketimizde ben şunu gözlemledim son zamanda. Sosyal medyada fenomen olma gayreti içerisinde olan kıymetli hemşerilerimiz var. Aslında evet, çok kıymetli, çok değerli işler de yapıyorlar. Kültürümüzün farklı şekillerde aktarılması hususunda güzel de bir iş yapıyorlar. Bu yeteneklerin sokak tiyatrolarında değerlendirilmesi kanaatiyle bir sosyal belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız. Bu neye sağlayacak? Benim hemşerim, benim genç kardeşim sadece kahvehanelerin köşesinde sigara dumanı altında taş vurmayacak. Kendi enerjisini, kendi yeteneğini sergileyebileceği, aynı zamanda bunu sergilerken de biz belediye başkanı olduğumuz dönem içerisinde biz gideceğiz, onlar bize ayna olacak. Nasıl ayna? Bir hizmet gitmiyorsa o onu sahnesine taşıyacak. Diyecek ki Can Kurban, burada çok büyük yanlış var. Dedik bir şey yapmayın. Aslında belediye başkanının kulağını çekecek. Oradan bir mesaj verecek. Topluma, insanlara, aynı zamanda kültürel, yerel değerlerimizin farklı şekillerde ifade edilmesi hususunda mesaj içeren çalışmalar yapacaklar. Bu noktada biz belediye kadrosunda işçi istihdam ederek bunların düzenlenmesi, organizasyonu ile alakalı çalışmalar da yapacağız. Tabii bu organizasyon ve bu ekip aynı zamanda çocuklarımıza da hizmet edecek. Evet.
Dikkat ederseniz ben geçen gün bir çocuklarla alakalı programa denk gelmiştim. Gerçek manada bir ilgi alakanın var olduğunu gördüm. Çocuklarımız ciddi anlamda böyle bir ihtiyacı talep ediyor. Evet. Ve o zaman sosyal belediyecinin işi nedir? Buradaki eksiği tamamlamaktır. Gerçekten bu memleketin 0-7 yaş, 0-10 yaş aralığındaki çocuklarının belki zihinsel gelişimleri için gençlik merkezimiz güzel çalışmalar yapıyor. İşte satrançtı, farklı muhtelif çalışmalarda ama fiziksel gelişimleri noktasında enerjilerini harcayabilecekleri ve eğlenebilecekleri ortamların olmadığını görüyoruz. Bu kapsamda oluşturacağımız bu ekip her ay çocuklarımızla bu şekilde buluşmalar gerçekleştirecek ve bu buluşmaların elbette ki bir de ücreti olacak. Bu ücretten de belediye aynı zamanda hem gelir elde edecek, öyle çok büyük afaki rakamlar olmamak kaydıyla, hem de vatandaşımız çocuklarıyla elbette ki vatandaşımız çocuklarıyla eğlenmiş olacak. Sonuç itibariyle bir hizmet veriliyor. Onun da bir gelir gider hesabı oluyor. Çünkü dışarıdan gelenler bu işi bedava yapmıyor, parayla yapıyor. Evet. Sonuç itibariyle makul bir ücret olması şartıyla, çünkü istihdam edilen işçilerin de belediye bünyesinden çok yararlanması gerekecek. Buradan elde edilen gelirlerde onları istihdam edeceğiz, ücretlerini ödeyeceğiz. Böyle bir çalışmamız da, anlayışımız da olacak. Elbette ki belediyecilik sadece beton, inşa gibi bir anlayış değildir. Vatandaşların samimiyetiyle kucaklaşabilme ve vatandaşların problemlerine ivedi çözüm üretebilme sanatı olması gerekiyor. Bu noktada da sürekli vatandaşlarla iç içe, sadece 5 yıldan 5 yıla vatandaşın karşısına çıkıp onlara kol kanat açan bir belediyecilik anlayışı değil. Yardıma ihtiyacı olduğu zaman belediyenin her kademesinde, özellikle belediye personelinin belediye başkanına gelmeden belediye personelinin problemleri halledebilecek belli bir eğitimden geçirildiği bir sosyal belediyecilik anlayışını savunuyoruz. Tabii ki anlattıklarınız, söylemiş olduklarınız çok kıymetli. Haliyle bu işlemler yapıldıktan sonra yine buradaki miktarlar, buradaki para bu şehrin hizmetine geri dönüş sağlamış olacak. Bu anlamda inşallah hayata geçecek projelerden bir tanesi olur. Elbette. Ya tabii ki yine bu şehrin belli başlı problemlerinden bir tanesi söylediğimiz sosyal belediyecilik anlamında kültürel etkinliklerin kısıtlı olması. Yılda bir defa Dede Korkut Şenlikleri uluslararası bir şenlik yapılıyor olması elbette önemli. Bu bizim bir kültür mirasımızdır. Evet. Dede Korkut Bayburt'ta hatta onaylanmış, UNICEF tarafından somut olmayan miras olarak kabul edilmiş. Ancak belki bunların sayısı artabilir mi? Tabii şimdi yazın burada insanlar var. Ancak kışın da bu insanların ihtiyacı var. Bununla alakalı bir çalışma yapılabilir mi? Kültürel faaliyetler açısından, biraz önce o noktaya değindiğiniz için söylüyorum. Kültürel faaliyetler alanında bununla alakalı birçok etkinlik yapılabilir mi? Bunu sadece konser olarak algılamamak lazım. Tiyatro bir konser etkinliğidir. Opera bir yani yine kültürel etkinliktir. Bununla alakalı olarak Bayburt örf ve adetlerini anlatan Aşıklar Gecesi bir kültürel aktivitedir. Evet. Bunlar yapılabilir. Yine siz söylediğiniz sokak sineması ve sokak tiyatrosu, gerçekten bunlar güzel projeler. Bunlar daha farklı desteklenebilir mi kültürel faaliyetler açısından? İnsanları burada şehirde tutmak babında biz biliyoruz ki Temmuz ayında insanlar Dede Korkut şenlikleri var diye şenliklerden önce Bayburt'a geliyor. Kim geliyor? İşte dışarıda İstanbul'da, Ankara'da hem yerli hemşehrilerimiz hem de yurt dışında yaşayan hemşehrilerimiz bu alana denk getiriyorlar. Haliyle şehre bir para girişi olmuş oluyor. Yerel esnaf desteklenmiş oluyor. Kesinlikle. Bununla alakalı bir kış festivali olabilir mi? Ya da buna benzer bir çalışma öngördünüz mü?
Yani kendinizde. Şöyle söyleyeyim, aslında geçen seçimlerde bizim adayımız Kadri Bey ifade etmişti, Dede Korkut şölenlerinin daha uluslararası bir formatta kazandırılabilecek, Cumhurbaşkanlığı tarafından fonlanan, özellikle Türkiye Cumhuriyetlerinin ileri gelen devlet büyüklerinin, hatta devlet başkanlarının da Bayburt'a geldiği bir forma kazandırılabilecek hususuyla alakalı. Hatta dün zannedersem kıymetli vekilimizin de ifade etmiş olduğu. Evet. Tam belki radyoda dinledim. O da dedi dinledim. Ki her gün dedi, evet. her yıl Türk Cumhuriyetlerinin yapmış olduğu, evet, farklı faaliyetlerde bir başkent seçiliyor. Aynen. Bu başkent geçen yıl Erzurum'du. Evet. Yine önümüzdeki yıllarda belki Bayburt olabilir, Dede Korkut'la pekiştirilebilir diye bir sözü olmuştu burada Sayın Ateş'in de. Yani elbette ki bunların hem yerel belediyecilik anlayışıyla hem merkezi yönetimle sonuç itibariyle bazı hususlarda partiler üstü hareket etmemiz gerekiyor. Memleketimizin menfaatini şahsi ve siyasi menfaatlerin, çıkarların, hesapların ötesinde hareket ederek memleketimize kazandırmanın heyecanını yaşamalıyız. Bu noktada Dede Korkut şenliklerini bu kapsamda bir forma dönüştürebilecek bir altyapıyı hazırlamak gerekiyor. Ama tabii sadece belediyelerin bu hususta yeterli olabileceğini çok esasen düşünmüyorum. Elbette ki merkezi yönetimle birlikte hareket edilerek bu hususun ortaya koyulması gerekiyor. Bu noktada da bir toplumsal bilincin oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Özellikle mesela az önce ifade etmiş olduğunuz kış olimpiyatları tarzında, kış oyunları kapsamında faaliyetler olabilir. Ama tabii bunun için belli bir altyapının oluşturulması gerekiyor. Az önce ifade etmiş olduğum üzere Aslan Dağı'nda bizim buz hokeyi projemiz olduğu zaman oralarda en azından bir yarış, bir müsabaka düzenlenecek tesislerin inşa edilmiş olduğu süreç sonrasında mesela Çoruh'umuzda rafting yapılabilecek bir alanın inşa edilmiş olduğu hususta Dede Korkut rafting şenliği de olur, Dede Korkut işte kayak organizasyonu da olur. Hem kültürel mirasımızın isim değeriyle yarınlara aktarılması hususunda, hem de Bayburt'umuza az önce ifade etmiş olduğunuz üzere ekonomisine bir girdi sağlayacak bir organizasyonun altyapısını, fizibilitesini oluşturmuş oluruz. Bu konuda da bizim Dede Korkut şenliklerinin kesinlikle sadece yaz aylarında bir haftalık bir şölen olmaktan ziyade kışın da işte oyunlarla, farklı programlarla şekillendirilen bir yapıya kavuşturulması için bir projemiz mevcut. Ama tabii dediğim gibi burada merkezi yönetimlerle Bayburt halkının daha birbirine kenetlenerek bunu ortaya koyma gayretini de görmemiz gerekiyor yani. Evet. Kültürel etkinlikleri artık değiştiriyorum konuyu. Biraz da gerçekçi, evet, problemlere gelelim. Elbette bu konuştuğumuz problemlerin hepsi çok gerçekçi. Evet. Ancak burada bugün Bayburt'un nüfusuna oranla sokaklara çıktığımızda Bayburt'ta bir şehir trafiği ve otopark probleminin var olduğunu biliyoruz. Elbette önceki dönemlerde yani yine mevcut belediyeler otopark yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ama bunlar hala çözümlenmiş bir sonuca varmadı. Haliyle bugün biz Bayburt'ta bile trafik problemi var diyebiliyorsak, otopark problemi var diyebiliyorsak, büyük şehirlerde bu problemlerin gerçekten çok daha ciddi olduğunu görebilmek an meselesi. Bugün Bayburt'taki trafik problemini, otopark problemini, yine bununla alakalı olarak neler yapabiliriz? Bu konuya şunu da dahil etmek istiyorum. Birbiriyle bağlantılı olduğu için haliyle bir şehirde bir trafik problemi var, bir de ulaşım problemimiz var. Gerçekten şehir içi dolmuşlarımızda da ciddi bir problem var. Hala çok affedersiniz köy minibüsleriyle taşımacılık yapıyoruz. Hala daha modern bir taşımacılığa ulaşamadık. Bununla alakalı neler yapılacak?
Belki belediyenin bugün otobüs, yarım otobüs şeklinde taşımacılığı sağlayan hizmet verdiği bir araçları var. Ancak yeterli konumda değil. Bugün özel halk otobüsleri, minibüsleri, otobüs diyemiyorum. Çünkü minibüslerle taşımacılık evet. yapılıyor. Bazen denk geliyoruz. Üniversiteye çıkacak öğrencilerin 40 kişi aynı anda bir minibüse binip yani sıkış tıkış halinde yolculuk etmesi ne kadar doğru. Bugün bir de şöyle bir problemimiz var. Bugün emniyet mensubu çalışanlar emniyet kemerini takmadığımız noktada hemen bize ceza işlem uygularken dolmuşların bu kadar bu denli dolu tutularak işlem yapması nasıl değerlendiriyorsunuz? Trafik, otopark ve ulaşım konularını da hepsini bir değerlendirmiş olalım. Şimdi şöyle ifade edeyim. Öncelikle bu sorunların çözümü için öncelikle siyasi zihniyetin ve siyaset düşüncesinin değişmesi gerekiyor. Miadını doldurmuş bir siyaset anlayışıyla ve yıllarca denemiş olduğumuz siyasetçilerimizle bu işin olmayacağı aşikar. Az önce ifade ettiniz dar alana sıkıştırılmış bir memlekette yaşıyoruz. Evet. Öncelikli olarak yeni alanları aşmamız gerekiyor. Şehirde yeni merkezler oluşturacak bir altyapıyı hazırlamak zorundayız. Mesela bu Bankalar Caddesi olabilir. İşte belli esnaf gruplarının farklı yerlerde toplandığı yerler olabilir. Bunların öncelikle altyapısının hazırlanması ve şehir merkezindeki yoğunluğu farklı yerlere çekerek öncelikli olarak bu soruna bir çözüm olabiliriz. İkinci olarak köy otobüsleriyle alakalı belirli bir alan oluşturarak ve şehir içi trafiği sıkıştırmamaya özen göstererek çünkü dolmuş mantığıyla hareket eden köy minibüslerine denk geliyoruz. Yani hem trafiği aksatıyorlar hem vatandaşın aslında canına da tehlike atıyorlar. İşte yolun ortasında durup adam alıyorlar. Adamın eşyaları arabaya sığmıyor. Hızlı hareket etmek istiyor. Bu sefer vatandaşın gerçek manada can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlara sebep oluyorlar. Bu köy minibüsleriyle alakalı ayrı bir alan oluşturulması gerekiyor. Tabii küçük bir şehiriz. Küçük bir şehir olmamız hasebiyle ulaşımın özellikle bisiklet ve motosikletlerle daha rahat yapılabileceği bir coğrafyada yaşıyoruz aslında. Evet. Fakat bu noktada bir kültür henüz oluşabilmiş değil memleketimizde. Mesela Avrupa'ya gitmişseniz görmüşsünüzdür. Ben gittiğim zaman gerçekten her yerde yani 70'li 80'li yaşlardaki insanların dahi bisikletle ulaşımını evet. sağladığını gördüm. Tabii şu an teknoloji gelişti. Scooter'ların var olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Daha çevreci bir anlayışla hareket etmemiz gerektiğine de bu noktada düşünüyorum. Bisiklet ve motosiklet yollarının daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bisiklet ve motosiklet yaya yolları inşası sürecine hazırlayacağız Bayburt'umuzu. Bu özellikle hani şeye bakıyorum ben şehir merkezinde araç park etmiş yanına iki araç daha park ediyor. Dar bir alandan trafik akışının gerçekleştiğini görüyoruz. Demek evet. ki bu alanda bisiklet yolu olduğu zaman hem vatandaşın mevcut taşıtlara, binek taşıtlara ihtiyacını azaltmış olacağız. Evet. Bu sayede hem memleketimizde bisiklet ve motosiklet kullanımını, diğer scooter kullanımını yaygınlaştırma noktasında bir adım atmış olacağız. Şehir alanlarını, yeni alanlar oluşturarak, farklı alanlara şehrin yoğunluğunu çekerek merkezdeki yoğunluğu hafifletmiş olacağız. Elbette ki şu an yapılmış olan otopark inşaatları kıymetlidir. Gerçekten Bayburt için de bir gereklilik olduğunu görüyoruz. Hem önceki dönemde yapılmış otoparkların hem mevcut dönemdeki yapılmış otoparkların. Fakat daha fazla aracın uhdesinde alabilecek yeni otopark inşaatlarının da inşa edilmesi kaçınılmaz olarak
gözüküyor. Bunun için belli alan tahsislerinin yapılarak yeni otopark inşaatlarının da olması gerektiğini düşünüyoruz. Öbür yandan dolmuş duraklarına geleceğim. Memleketimizde çok fazla bir dolmuş durağı yok. Dolmuş durağı sayısını artırmak zorundayız. Çünkü bu gerçekten trafiğe çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Dolmuşçular daha yavaş seyrederken trafiğin sıklaştığını görüyoruz. Her yerden yolcu alma olayının ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Bu noktada az önce ifade ettim. Her ne kadar belediye belli ödevleri uhdesinde yüklenmiş olsa da aynı zamanda biz vatandaşımıza da belli ödevler yükleyeceğiz. Ve bazı dönüşümleri memleketimizde hep beraber yapacağız. Nasıl? Benim vatandaşım duraktan minibüse binmesi gerektiğini bilecek. Evet. Dolmuşçum duraktan yolcu alması gerektiğini bilecek. Trafiği hiç kimsenin sıkıştırıp da kimsenin hakkına, hukukuna girmeye hakkı yok. Şimdi öyle olduğu zaman ne oluyor? Yani geçen bir hemşerimiz söyledi. Bangladeş sokakları türedi bizim memleketimizde. Araçların düzensiz şekilde park edildiği, bunların herhangi bir denetime tabi olmadığı, mesela zabıtaların da bu noktada trafiği muhtelif sebeplerle aksatan hususlarla alakalı denetimlerinin artırmasının önünü açacağız. Mesela Bayburt'ta aşamadığımız olaylardan bir tanesi nedir? Ahbap çavuş ilişkisini aşamadığımız gibi her şey bir zincirin halkası gibi arka arkaya problem olmaya devam ediyor. Bizim bununla alakalı trafikle, ulaşımla alakalı düşüncelerimiz, projelerimiz bunlardır. Memleketimize şehir görüntüsünü kazandıracak modern şehirler inşa edeceğiz. Bunun için bize görev düşüyor. Ama aynı zamanda vatandaşımıza da görev düşüyor. Şimdi sadece belediyenin üzerine bir yük vurursak bu hangi belediye olursa olsun hepsine haksızlık yapmış oluruz. Vatandaşa, bizlere, vatandaş olarak bana da görev düşüyor. Evet, bizim projelerimiz bu hususta bunlardır Talat Bey. Halk takdir eder. 1 Nisan'da mazbatayı aldıktan sonra yani sizi şöyle görme imkanımız olur mu Sayın Başkan? İşe bisikletle ya da elektrikli mopedlerle, elektrikli skuterlerle gelen önce olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu konuştuğumuz fikirleri hayata geçirmek için öncelikle bir yerden başlamak lazım. Elbette. Kesinlikle fikirleriniz çok kıymetli, çok önemli ve çözüm konusunda Bayburt'u trafik aşamasında bir nebze olsun çok fazla yani rahatlatacak bir çözüm. Ama bunun için ön ayak olmak gerekir diye elbette düşünüyorum. Elbette ki. Görme imkanımız olur mu? Neden olmasın? Yani belki 1 Nisan'da olmayabilir ama ilerleyen dönemlerde yani böyle şöyle bir söyleyeyim. Olabilir ben mi? Memleketimin, hemşeremin basiretine güveniyorum. Bayburt'ta biz gençler olarak birçok şeyin önünü açacağız. Ben diyorum ya eskimiş ve miadını doldurmuş siyaset anlayışı buna izin vermez. Diğer adayları bu şekilde göremezsiniz. 1 Nisan'a kadar sokak sokak dolaşırlar. 1 Nisan'dan sonra Mercedes'lerine cam film çektirirler. Daha camı da açmıyorlar. Ama bu memleketin gençleri bunu yapmaz. Bu memleketin gençleri scooter'a da biner, yürüyerek de gider, bisikletle de gider. Bakın yani Avrupa'yı ülkelerde eğer bir başbakan bisikletiyle işe gidebiliyorsa yani bu şu demek hem hemşerisine güveniyor, hem vatandaşına güveniyor. Hani evet. Bizde ne var? Biz gidebilir miyiz? Vay efendim can güvenliği falan. Ama görebiliyor musunuz düşünceyi, anlayışı? Adam hiçbir korkusu olmadan vatandaşıyla iç içe tedirgin olmadan bir anlayışla hareket ediyor. Bunun önünü açabilecek olan da şahsım için konuşmuyorum. Bu memleketin genç, enerjik, dinamik kadrolarıdır. Özellikle genç beyinleridir. Bu memleketin genç insanlarıdır. Biz bunu Allah'ın izniyle memleketimize örnek olması açısından da fazlasıyla yaparız. Ki zaten seçimlerden sonra büyük ihtimalle kimse arabasına koyacak mazot da bulamayacak, para da bulamayacak. Büyük ihtimalle zaten ona dönecek. Çünkü ülkenin genel ekonomik durumunu görüyorsunuz. Ciddi anlamda zor günler bizi bekliyor ekonomik olarak. Şöyle bizim izleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden gelen bazı mesajlar var. Bunları okuyacağım. Artık son bir konum var.
Ona geçmeden önce gelen soruları... Ben diğer sorulara geçmeden önce eklemek istediğim bir husus tabii var. Ki, özellikle toplumumuzun dezavantajlı konumunda olan hemşerilerimizi de sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında gerçekten hak ettiği bir belediyeciliğe kavuşturma esasını da hemşerilerimize sunacağız. Özellikle engelli bireylerimiz hususunda toplumsal bilinç ve farkındalık eğitimlerini belediye bünyesinde vereceğiz. Belediye bünyesinde bunu verirken az önce ifade ettiğim farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa hareket ederek güç katarak bu eğitimleri vereceğiz. Engelli bireyler için özellikle yollarda kamu kurumlarına girişte bazı kamu kurumlarına özellikle dikkat ediyorum. Henüz bu noktada atılmış adımlar yok. Kimlerinde var ama birçoğunda engelli bireylerimiz, kardeşlerimiz için eksiklikler mevcut. Ciddi anlamda eksiklikler kesinlikle mevcut. Bunların yani biz belediyeye gelelim gelmeyelim kim geliyorsa veya kim baştaysa ivedilikle bunların halledilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli husus da engelli kardeşlerimiz eğer belediye bünyesinde istihdam edilebilecekse uygun programlarda, alanlarda halledebilecekleri işler evet hususunda öncelik verilmesi gerektiğini ifade edeyim. Kusura bakmayın. Bununla alakalı ben de bir dip bilgi vermek istiyorum. Yine daha önceki günlerde yapmış olduğumuz bir radyo programında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarından erişilebilirlikle alakalı engeller haftası dolayısıyla evet yapmış olduğumuz bir programda Bayburt'taki kamu kurum ve kuruluşları denetlenmiş ve tam sayısını hatırlamıyorum ama sadece bir binanın erişilebilir bina olduğu kanaati evet olmuş. O yüzden bu konuda aslında ben bu konuyu açacaktım. Evet. Son konu olarak bunu İstatistik değerlendirecektik. Bilgisini bilmiyorum ama gezdiğim yerlerde özellikle dikkat etmeye çalıştım. Gerçekten engelli bir kardeşlerimizin evet bu noktada hangi belediye başkanı, hangi parti belediyesi olursa olsun bu kardeşlerimizin yanında olmak gerekiyor. Kesinlikle. Biz yapmış olduğumuz iş gereği biz ÜNEFEM ailesi olarak da aynı zamanda biz Bayburt'ta bir amme hizmeti veriyoruz. Evet. Önemli gün ve haftalarda farkındalıkların oluştuğu, farkındalıktan üretildiği günlerde farklı kimliklerle kişileri burada ağırlayıp o insanların yerine herkesi koyarak empati yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yine bununla alakalı bir programda katılımcının vermiş olduğu bilgiler dahilinde kulağımda kalan önemli bir olguydu bu. Çünkü şehrimizde bir binanın erişilebilir olması çok üzücü. Bu toplumda hepimiz bir engelli adayıyız nihayetinde. Evet. Bizimle beraber yaşayan engelli bireyleri de tabii unutmamak gerekir. Yani dezavantajlı gruplar dahilinde evet yine bu engelli bireyleri de unutmamak gerekir. Evet. Şöyle gelen sosyal medyadan gelen cümlelerden birazcık okumak istiyorum. İbrahim Bey bizlere ulaşmış, İbrahim Siyer. Başkanım candır demiş, güzel insan, saygılar. Hayırlı akşamlar dilerim demiş. Yine Bayburt Spor'a destek verin diye bir cümle gelmiş. Yine Kebire birer Ertürk, birer Ertürk diye. Gerçekçi projelerle Bayburt'a hizmet için çalışıyor başkanım. Başarılar dilemişler size. Katü 29 durumuzlu bir izleyicimiz bize. Kanal İstanbul projesi, Kanal Bayburt projesi olurdu Çoruh Nehri'ne diye. Biraz önce DSİ'deki evet konuşmalarımız Çoruh'un içerisine evet yapılan ama yarım kalan yatırımla alakalı evet serzenişte bulunmuş. Bilgili birisi de özü sözü bir gerçekten ihtiyaçlara cevap verebilecek genç ve donanımlı bir aday, yol açık olsun diye cümleler gelmiş. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 7 dakikalık zaman dilimin içerisindeyiz. Son bir sorum daha var. Bu sorumu da sorayım. Artık sizi de çok fazla tutmak istemiyorum. Siz de yoğun bir hafta içerisindesiniz. Son düzlüktesiniz. Evet. Haliyle gitmeniz gereken yerler, ziyaret etmeniz gereken evet insanlar var. Biz bunun bilincindeyiz. Kıymetli vaktinizi ayırıp buraya kadar geldiğiniz için hem ben izleyicilerim açısından hem de dinleyicilerimizle beraber Bayburt Haber ve ÜNEFEM ailesi olarak da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle sizi şu açıdan da tebrik etmek istiyorum. Genç bir başkan adayı olarak yola çıkmanız gerçekten bir medeni cesaret gerektiren bir durum. Ortamda bu kadar tecrübeli, bu kadar siyasi bilgi birikimi olan insanların
bugün başkan adaylığı süreci geçirdiği bir noktada genç hem geçmiş nesille şimdiki nesili birleştirebilecek bir hamle yaptığınız için medeni cesaretinizden dolayı da ben sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Son sorum şöyle. Tabii ki saatlerce Bayburt'un problemlerini, yapılabilecek yatırımları konuşabiliriz. Ancak bizim de çok fazla zamanımız olmuyor. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle, yerel yönetimde bir şeffaflık konusu geçti programımızın başında. Dediniz ki biz programa dahilinde eğer halkımız bize uygun görürse 1 Nisan'da işleme başladığımızda yok şu kadar borçla bıraktı, biz şunun borcunu ödedik gibi değil de daha şeffaf bir belediyecilik anlayışını Bayburt'ta gündeme getireceğiz. Elbette çok önemli. Biz değil yani, bizden eğer biz olmazsak diğer siyasi partiler onlar da getirsin. Yani bunlar onların da yararına olacak. Çünkü kısır tartışmalardan memleketimizi kurtaracaklar. Her şey vatandaşın bilgisi dahilinde olacak. Biz zaten notumuzu aldık. Sizden sonra gelecek bütün adaylara bu soruları da yönlendireceğiz. Onların fikirleri de çok önemli. Bugün sizi takip eden takipçilerimiz, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz yarın öbür gün yine cumartesi akşam 6'ya kadar yayınlarımız devam edecek. Bununla alakalı onlar da kafasındaki soru işaretleri mantıklı adayla beraber inşallah pekiştirip 31 Mart Pazar günü sabah 7'de seçim başlayacak. Akşam 5'e kadar o süreçte kafasındaki adayına götürüp kendi takdiriyle oyunu kullanacak. Yerel yönetimde şeffaflığı ve haliyle halkın da buna katılımcılığı olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Bununla alakalı nasıl çalışmalar yapacaksınız? Bu şeffaflığı, yani işte biz şuraya şu kadar para harcadık, biz şunu şöyle yaptık mı? Yoksa her yılın sonunda bir basın açıklamasıyla beraber şuradaki şu karışıklığı böyle giderdik, bu harcamaları yaptık, işte maaş giderlerimiz şu kadar oldu gibi mi? Nasıl planlıyorsunuz? 1 Nisan sabahı mazbata size verildiği takdirdeki düşünceleriniz çok önemli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim aklımızda aslında şöyle bir durum daha var. Bayburt'ta bir Bayburt Belediye TV adı altında bir Bayburt Belediyesi'nin çalışmalarını halka ulaştıran bir yayın ekibi kurarak hareket etmek düşüncesindeyiz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü meclis toplantılarının halka açık ve halkın direkt olarak bu hususta bilgi sahibi olabileceği bir altyapının oluşması lazım. Bu hususta vatandaşın kendisinin direkt dahil olduğu, meclisin kararlarının ne olduğu hususunda istişarelerin edildiği bir anlayışla hareket etmek gerekiyor. Tabii burada özellikle muhtarlarımızla da iç içe bir istişarenin varlığının ortada olması gerekiyor. Bu şeffaflık anlayışı öyle yıl sonunda biz şunu yaptık bunu yaptıktan ziyade her ay belli aralıklarla belediye başkanının vatandaşa bu şekilde açıklamaları yaptığı bir belediye TV ekranlarının olması gerekiyor. Meclis kararlarının alınırken halkın alınan kararların nasıl, ne şekilde, hangi bütçeyle nereye ayrıldığının sorularının sorulabildiği ve o gün bunun öğrenilebildiği bir altyapının olması gerekiyor. Evet. Çünkü diğer türlü elbette ki suistimale açık bir alan olur. Buna da izin vermenin çok fazla, yani iş olsun diye bir şey yapmanın bir anlamı olacağını da düşünmüyorum. Dolayısıyla bu altyapının hazırlanarak vatandaşın bugün müdahil olup bugün bu mevzulardan bilinçlenmesi gerektiğini, yani altyapısını oluşturacağız hep beraber inşallah Talat Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizinle sohbet etmek gerçekten çok güzeldi. Hem yatırımlarınızı hem Bayburt'un sorunlarını dile getirdik. Bizim bugünkü konuşmamızda bütün sokaklar Bayburt'a çıktı. Evet. Bizim paydamız Bayburt. Biz burada yaşıyoruz. Biz burayı terk etmedik. Elbette. Çünkü biz buranın daha yaşanılabilir hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Bununla alakalı Bayburt'ta belediye başkan adayı olan bütün bireyleri stüdyoya davet ettik. Evet. Nazik davetimizi kırmadınız. Kırmayın. Buraya kadar geldiniz.
Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Fikirleriniz, düşünceleriniz, vizyon projeleriniz bizler için çok kıymetli. Yani Bayburt esasen için çok kıymetli. Benim için esas vizyon proje bunlar elbette ki bizim teşkilattaki arkadaşlarımızla işte kimi ziraat mühendisiyle diğer mühendis arkadaşlarla oturup Bayburt'a neler yapabiliriz hususundaki kendi değerlendirmelerimiz. Bunlar da benim teşkilattaki kıymetli arkadaşlarımın hepsinin ayrı ayrı emeği, düşüncesi, vakti, zamanı ayırmış insanlar. Bunların emeği var. Şahsen benim için en büyük proje belediyecilik anlayışında vatandaşın yanında olabilmek, vatandaşın samimiyetine, vatandaşın problemlerine anında cevap verebilmek. Benim belediyecilik anlayışım, benim projem esasında vatandaşın içinde olmak, vatandaşın sorunlarını bir belediyecilik anlayışına yakışır şekilde çözebilmek. Benim vatandaşım belediye personeline gittiği zaman belediye personelinin vatandaşıma hak ettiği muameleyle cevap vermesi benim belediyecilik anlayışım. Yoksa bu olmadıktan sonra yani gerçekten bu projelerin de çok fazla bir anlamı kalmıyor. Biz önce insana değer vereceğiz. Biz toplumumuza, hemşerilerimize, vatandaşlarımıza değer vereceğiz. Bunları hepsi herkes yapar. Kaynağı ayırır, belli bir işte Ar-Ge çalışmasını yapar, fizibilitesini ortaya koyar. Bunlar hepsi olacak şeyler. Ama öncelikli olarak bu memlekette Bayburtlu'ya yakışır bir değeri verebilmek lazım. Biz zaten bunun çalışmasını ortaya koyacağız. En büyük proje insana faydalı olabilme projesidir. Can Kurban'ın projesi budur. Ben önce bunu ifade edeyim. Evet. Bu noktada biz doğru bir şekilde menzile varabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Doğru insanlarla, doğru zamanda, tarihin her zaman doğru yerinde saf tutarak bu noktaya ulaşma gayretinde olacağız. Evet. Hani bir laf var ya, doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni, eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm ne eğriyi tok, eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. Biz her zaman o doğru insanlarla doğru menzile zamanında yetişebilmenin gayreti içerisinde olacağız. Son olarak şunu söyleyeyim, bizim İl Genel Meclis üyesi adayımız Saadettin Kurt Bey. Buradan bizi dinleyen köylerde sesimizin ulaştığı bütün kıymetli hemşerilerime şunu söyleyeyim. Saadettin Kurt Başkanıma da destek bekliyorum İl Genel Meclisi'nde. Bakın bizim Meryem Birinci Hanımefendi belediye meclis üyesi adayımız. Bayburt'ta ilktir. Kadın elinin bu memleketi daha da güzelleştireceğine inanıyoruz. Özellikle bugün Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettiğim zaman buna daha da kani oldum. Birinci sıradan belediye meclis adayı noktasında göstermiş olduğumuz tek kadın aday. Diğer partilerde bu yoktur ha. Yani Deva Partisi'nin farkıdır bu da. Birinci onun sıra. Tabii. Doğru. Kadın hemşerilerimizden. Torpil lafını çok sevmiyorum ama hani biraz fazlaca öncelikli destek bekliyorum. Evet. Salih Doğan Beyefendi yine belediye meclis üyesi adayımız. Demirözü İl Genel Meclis üyesi adayımız Ahmet Açıkgöz'e aynı şekilde destek bekliyoruz. Aydıntepe İl Genel Meclis üyesi adayımız da Abdullah Keskinoğlu'na da aynı şiddette destek bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Son bir sözünüzü istiyorum. Düşünün ki bu kamerada şu anda Bayburt'ta 90 bin insan yaşıyor ve 28 bin seçmen var. Evet. Onların hepsinin sizi dinlediğini düşünelim ve onlara 31 Mart seçimlerinden önce son olarak ne söylemek isterdiniz? Yani ben şunu söylemek isterim. Şu an seçimler, halka hitap ediyoruz. Elbette ki. Kendinizi öyle değerlendirin. 90 bin kişinin hatta 28 bin seçmenin şu anda size kulak verdiğini düşünürsek onlara cümleleriniz ne olur? Son cümleleriniz. Şöyle ifade edeyim. Seçimlerin bir hizmet yarışı olduğunu unutmaksızın hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Burada benden sonra da bu koltuğa oturacak kıymetli belediye başkan adaylarımızın da sizlere hizmet için
bu yarış içerisinde olduğunu ifade ediyorum. Bizler her zaman bu memleketin daha büyük menfaatlerini korumak, kollamak için sizlerin karşısındayız. Hiçbir maddi, manevi menfaat beklemeksizin bu işi yapıyoruz. Biz her zaman siyasette sözün gücüne inanıyoruz, sözün tesirine inanıyoruz. Onun için hani Yunus Emre de ifade ediyor ya, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağıda bir söz. Biz her zaman sözümüzle, duygularımızla, düşüncelerimizle, fikirlerimizle halkımızın, vatandaşımızın gönüllerine girebilme gayreti içerisinde olduk ve bundan sonra da inşallah bu şekilde hareket edeceğiz. Seçimlerin, partilerin, kapınızı çalan hiçbir insanın sizi ayrıştırmak gibi bir gaye içerisinde olmadığını düşünerek hepsinin, bütün kardeşlerimizin, bütün adayların bu memlekete hizmet yarışı içerisinde olduğu düşüncesiyle daha birleştirici, daha memleketimizin sorunlarına hep beraber çözüm üretecek bir düşünceyle hareket eden insanlar olduğunu bilinciyle hareket etmenizi, sıcaklığınızı, samimiyetinizi bu şekilde bize geçirmenizi istiyorum. Tabii az önce ifade ettim, siyaseti bağırarak, çağırarak, farklı şekilde olayları farklı mecralara çekerek yapmaksızın sadece sözün tesiriyle yapılması gerektiğini tekraren ifade edeyim. Biliyorsunuz ki yağmurlardır yaprakları büyüten, gök gürültüleri değil. Onun için bizleri tartacağınız zaman sözümüzle, özümüzle tartın. O şekilde reyinizin rengini belli edin ve Deva Partisi'ni ilk seçiminde kuvvetlice desteklemenizi de talep ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bugün kıymetli vaktinizi ayırıp buraya kadar geldiniz. Ve hemşerilerimizle sizi buluşturduk. Bu güzel projelerinizden dolayı da ben tebrik ediyorum sizleri. Teşekkürler. Kıymetli izleyenler, değerli dinleyenler, bugünkü gündem özel programımızın konuğu Deva Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Avukat Can Kurban Arslan beyefendiydi. Bugün stüdyoda ağırladık. Kendisinin projelerini, Bayburt'un sorunlarını ve yapılması gerekenleri konuştuk. Kendisine katılımlarından dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Yarın yine saat 21.30'da Bayburt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Kocabey sizlerle beraber olacak. Yine stüdyoda ağırlayacağız. Yarın herkesi burada 21.30'da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.